Metin hocanızdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler 2. ünite kültür ve miras ünitesinin full tekrar çalışmasını yapacağız. Vakit kaybetmeden hemen Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla başlayalım. Öncelikle detaylı bir kaynak var elimde. Doğa Koleji'nin pratik defteri. Eksik olan yerler var. Onu da notlarım kısmında size belirtmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti kurulduğu zaman Anadolu'nun durumuna bakacak olursak Kösedağ Savaşı sonrası Türkiye Selçuklu Devleti, yani Osmanlı Devleti'nden önce Anadolu'ya hakim olan Türkiye Selçuklu Devleti zayıflamaya başladı. Özellikle Moğollarla yapmış oldukları Kösedağ Savaşı Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Tabii 13. yüzyıl sonlarında Moğol baskısının Anadolu'da azalması ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi otoritesinin sona ermesi Anadolu'nun yeni bir dönemi başlattı. Çünkü Türkiye Selçukluların uç bölgelere yerleştirdiği Türkmen beyleri Anadolu'daki otorite boşluğundan yararlanarak kendi beyliklerini kuruyorlar. Bu da 2. dönem Türk beyliklerinin oluşmasında etkili arkadaşlar. Tabii beylikler Anadolu'da Türk birliğini yeniden kurmak için birbiriyle sürekli mücadele ediyorlar. Yani Anadolu'da tek bir devlet haline gelmeye çalışıyorlar. Bu da Türk beyliklerinin kendi aralarında mücadele etmelerinde etkili arkadaşlar. Tabii kendi aralarında mücadele etmesi de halk arasında hoşnutsuzluğa ve güvensizliğe neden oluyordu. Anadolu'daki beyliklerden Karamanoğulları Osmanlılardan daha kuvvetli. Yani askeri açıdan da siyasi açıdan da daha güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Osmanlılar kendilerinden daha kuvvetli olan beyliklerle savaşmadan önce Bizans Devleti üzerine sefer düzenleme daha uygun buldular. Bak şimdi Osmanlı Devleti diğer beyliklerden farklı olarak Türk beyliklerine saldırmıyor. Daha çok Bizans'a saldırıyor. Bu da Osmanlı'nın diğer beyliklerin sempatisini kazanmasında önemli rol oynuyor. Tabii bu dönemde Doğu Karadeniz'de Trabzon Rum İmparatorluğu var. Marmara bölgesi ve Trakya'da ise Bizans Devleti'nin elinde bulunuyor. Beyliklere bakacak olursak sevgili arkadaşlar, işte şurada Germiyanoğulları var, Saruhanoğulları, Karahisioğulları, Aydınoğulları, Hamitoğulları, Karamanoğulları, Eretme Devleti, Candaroğulları, Dulkadiroğulları. Yani burada bir siyasi birliğin olmasından bahsedemiyoruz. Yani burada siyasi Anadolu-Türk siyasi birliği henüz sağlanmış değil. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemlerde Bizans ve Balkanlarda da siyasi birlik söz konusu değil. Bizans'ın gücü tamamen tükenmiş durumda. Bizans'ın Anadolu ve Balkanlardaki Tekfur adı verilen bazı valileri var. Bunlar da merkezin, yani Bizans İmparatorluğu'nun verdiği emirleri dinlemiyorlar ve Tekfurlar kanunsuz hareket edip halktan ağır vergiler topluyorlardı. Tabii Tekfurların bu uygulaması halkın memnuniyetsizliğine neden oldu. Artık halk ağır vergilerden bıkmış durumda. Balkanlarda ise güçlü bir devlet söz konusu değil. Tabii küçük krallıklar ve prenslikler hakim ama bunların en önemlisi ne? Bulgarlar ve Sırp krallıkları var. Eflak, Bosna ve Arnavutluk prensliklikleri var. Tabii bu devletler de tıpkı Anadolu'da olduğu gibi birbirleriyle mücadele etmek amacıyla sürekli savaş halinde. Yine mezhep birliği söz konusu değil. Diğer bir taraftan Katolikler, diğer taraftan Ortodokslar. İşte Balkanlarda Slav ve Latin kökenli topluluklar arasında yaşanan mücadelelerin yanı sıra Katolik ve Ortodokslarla da mücadele yaşanmakta. Bu durum Osmanlı'nın Rumeli'ye geçmeleri için önemli bir avantaj sağlıyor. Şimdi Anadolu'da güçlü bir devlet yok, Balkanlar'da güçlü bir devlet yok. Osmanlı kısa sürede büyüyüp gelişme imkanı buluyor. Şimdi burada Osmanlı Beyliği'nin topraklarını görüyorsunuz arkadaşlar. İşte şurada ilk başta 1. Alaaddin, 2. Alaaddin Keykubat dönemi var Türkiye Selçuklu Devletleri hükümdarlarından. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin temeli hangi boya dayanıyor? Kayı boyuna arkadaşlar. Osmanlılar kayı boyuna dayanıyor kökenleri. Kayılar 2. Alaaddin Keykubat döneminde Türkiye Selçuklu'nun parlak döneminde ilk başta Van, Ahlat, daha sonra Ankara, Karaca'da, daha sonra Karacahisar, Söğüt ve Domaniç bölgelerine yerleşiyorlar. Anadolu'ya gelişi de Osmanlı'nın bu şekilde arkadaşlar. Diğer taraftan Kösedağ Savaşı ile meydana geliyor. Bahsettiğim gibi Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında sevgili arkadaşlar. Tabi bu savaş sonucunda Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girince Anadolu'da birçok beylik kuruluyor. Tabi bu beyliklerden en küçüğü olan Osmanlı Beyliği Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulmasına karşın kısa sürede büyüyüp güçlendi. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyük gelişmesinde etkili olan nedenlere bakalım. Beyliğin Bizans sınırında kurulmuş olması, Bizans Devleti'nin ise bu sırada güçsüz durumda olması. Yani Osmanlı'nın bir uç beyliği olması kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili. Balkanlarda siyasi birliğin olmayışı, farklı milletlerden olan Balkan milletlerinin birbiriyle mezhep savaşlarını
yapması. Yani Balkanlarda da siyasi birlik yok, güçlü bir devlet yok. Sürekli kendi aralarında savaş içerisinde. Bizans'a karşı mücadele eden Osmanlı diğer beyliklerden de destek görmesi. Yani dediğim gibi Bizans'a saldırdığı için diğer devletlerin desteğini almış. Arkadaşlar Osman Bey'in Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenerek ahilerin desteğini alması da önemli. Çünkü ahiler önemli bir esnaf teşkilatı Anadolu'da. Ahilerin desteğini Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenerek ahilerin desteğini alması da Osmanlı Devleti'nin kısa sürede gelişip güçlenmesinde etkili olmuştur arkadaşlar. Şunu da yazalım. Evet, diğer bir taraftan arkadaşlar bir madde daha ekleyelim. Başarılı bir şekilde uygulanan İskan politikası. İskan politikası nedir? Arkadaşlar İskan politikası özellikle Balkanlarda uygulanan bir politika. Balkanlarda yeni fethedilen bölgelere Anadolu'daki göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesidir. Yerleştirildiği politikadır arkadaşlar. Tabii bu politikayla ne yapılıyor sevgili arkadaşlar? Özellikle Balkanlar Türkleşiyor. Hoşgörü ortamı oluşuyor. Tabii fethedilen yerlerde kalıcılık sağlanıyor. Bu Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili arkadaşlar. Hatta iskan ve tımar, tımar sistemi diyelim. Yine alt tarafa da aynı şekilde başarılı bir şekilde uygulanan tımar sistemi. Tımar sistemi nedir? Tımar sistemi şimdi Osmanlı'da topraklar devlete ait. Tabi bu toprakların kullanma karşılığında halk normalde vergi veriyor. Ama tımar sahipleri yani tımar toprakları devlet diyor ki burada bize vergi vermeyin. Bize vereceğiniz vergi yerine atlı asker besleyin. Bu sayede hem üretim sağlanmış oluyor hem de atlı asker besledikleri için devletin kasasından 1 lira bile çıkmadan savaşa hazır büyük bir ordu meydana getiriliyor arkadaşlar. Şimdi mesela şuraya bir şey daha yazalım. Ordunun ve devlet yönetiminin güçlü olması. Yani zamanla hem ordu güçlendiriliyor hem devlet yönetimi güçlendiriliyor arkadaşlar. Devamında da arkadaşlar diyelim ki başarılı padişahların tahta geçmesi. Bu da Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili olmuştur. Mesela en önemlilerden bir tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Diğer beyliklerle mücadele etmeyip gaza ve cihat politikasını uygulaması. Sevgili arkadaşlar, gaza ve cihat politikası Müslüman devletlerin Müslüman olmayan devletlere mücadele edip İslamiyet'i yaymak için mücadele etmesi arkadaşlar. Bu anlama geliyor. Osmanlı'da bu gaza ve cihat politikası doğrultusunda daha çok Bizans'la mücadele ediyor. Şimdi Osman Bey Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmesi nedeniyle ailenin desteğini almıştır. Bu da ekonomik olarak güçlenmesinde etkili olmuş. Kurulduğu bölgenin mesela arkadaşlar ticaret yolları üzerinde bulunması da arkadaşlar yine Osmanlı'nın kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili olan nedenlerden biri. İskan politikasından bahsettik ama yine de Rumeli'de yapılan fetihlerin ardından merkezi otoritenin güçlenmesi için bölgeye daha çok konar göçen olan Türkmen'in nüfusu yerleştirildi. Göçebe Türkmenlere geniş topraklar verildi. Bu durum fetih politikasını teşvik etmek amacı taşıdığı kadar bu bölgenin Türkleştirilmesi amacını da taşıyordu. Şimdi hem göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirdin. Onlar yerleşik hayata geçtiği için tarım yapmaya başladı, üretim arttı. Bölgede kalıcılığı sağladı. Birçok faydası var iskan politikasının. Bu da Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde etkili arkadaşlar. Osmanlı'nın uyguladığı iskan yani yerleşim politikasıyla Balkanlarda Türk nüfusu arttı ve bu bölgelerde Türk kültürü yayıldı. Fethedilen yerlerin savunulması ve elde tutulması kolaylaştı. Osmanlıların Balkanlardaki etkinliği arttı. Balkanlarda yaşayan Hristiyan halk ve Müslümanlar arasında toplumsal ve kültürel kaynaşma sağlandı. Arkadaşlar bunlar gerçekten önemli, haberiniz olan. Diğer taraftan arkadaşlar şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi padişahları Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım, Bayezid arada bir fetret devri var 11 yıl süren 1. Mehmet ve 2. Murat dönemleri kuruluş dönemi padişahlarıdır.
Şimdi Osman Bey arkadaşlar Köse Dağ Savaşı'ndan sonra o karşılıktan faydalanıp devletin kurucusu niteliğini kazanıyor arkadaşlar Osman Bey. Çok da cömert bir adam, çok da hayır babası bir adam, onu da belirteyim. Ruhu şad olsun ve tekfurlarla arkadaşlar birçok savaş yapıp Bursa, Bilecik ve İzmit gibi bölgelerde yapan bölgelerin bir kısmını ele geçiriyor. Tabi Bizans üzerine yaptığı büyük akınlarla tekfurlar toprakları Osmanlı topraklarına kattıktan sonra Osmanlıların birçok köy ve kasaba ele geçirmesi üzerine Bizans dedi ki abi ne oluyor artık? Yeter, bu işe bir dur dememiz lazım. Ve Osmanlı ile Bizans arasında bir savaş yapılıyor. Savaşın adı Koyunhisar Savaşı'dır arkadaşlar. Bu savaş arkadaşlar çok güzel çizdim. Bu savaş arkadaşlar Osmanlı ile Bizans devleti arasında yapılan ilk savaştır. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı'dır. Osman Bey döneminde meydana gelmiştir diyebiliriz. Devamında Orhan Bey'e bakacak olursak şimdi babası Bursa'yı kuşatma altına aldı ama alamadı. Vefat etti arkadaşlar. Oğlu Orhan Bey tahta geçtikten sonra ne yaptı? Hemen gitti Bursa'yı aldı ve başkent yaptı. Yani devletin yönetim merkezini değiştirdi. İstanbul Boğazı ve Karadeniz'e kadar olan toprakların bir kısmı ele geçirildi. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti ile Bizans Devleti arasında arkadaşlar Maltepe Savaşı'nın yapılmasında etkili oldu. Bu savaşı da biz kazandık. Yani Osmanlı kazandı. Şimdi Maltepe Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti İznik ve İzmit'i ele geçirildi. Ele geçirdi. Daha sonra İznik başkent yapıldı. Yani Orhan Bey döneminde iki kere bir başkent değişikliği var. İlk başta Bursa, daha sonra İznik. Hocam Bursa'nın suyu mu çıktı? Niye hemen İznik'i başkent yapıyorlar? Çünkü savaş alanına daha yakın. Yani İznik savaş alanlarına yakın olması nedenleriyle başkent olmuştur ifadelerini kullanabiliriz. Karesioğulları Beyliği'ne bakacak olursak arkadaşlar Karesioğulları Beyliği alındı Osmanlı Devleti tarafından. Burası çok önemli. Şuraya önemli yazayım. Soru daha çok buralardan gelebilir. Gelme ihtimali çok yüksek. Karesioğulları Beyliği denizci bir beylik. Karesioğulları Beyliği'ne son verdiğimiz için Osmanlı ilk donanmayı kurmuş oldu. Yani Osmanlı ne zaman donanma sahibi oldu? Orhan Bey döneminde Karesioğulları Beyliği'nin alınmasıyla. Hocam Osmanlı diğer Türk beylikleriyle mücadele etmiyordu. Evet etmiyordu ama biz de diyoruz ki Karesioğulları Beyliği'nin alınması amacı ne? Amaç Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaktır. O zaman Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlanması yolunda atılan ilk adım nedir? Karesioğulları Beyliği'nin alınmasıdır. Yine bu dönemde Bizans taht mücadeleleri yaşanıyor arkadaşlar. Bizans'ta taht karışıklıkları var. Bizans'ın taht mücadelesine giren imparator olmak isteyen Konto Kuzen Orhan Bey'den yardım istiyor. Orhan Bey yardım ediyor. Konto Kuzen'in tahta geçmesini sağlıyor. Konto Kuzen diyor ki Orhan abi diyor efendim kardeşim diyor. Diyor ki dostum diyor sen bana yardım ettin. Ben tahta geçtim sana bir hediye vermek istiyorum. Hayır diyor çiçeksepeti.com'dan bana çiçek mi aldın? Hayır diyor ne alakası var? Diyor ki sana Çinpe Kalesi'ni hediye edeceğim. Çinpe Kalesi. Çinpe Kalesi arkadaşlar Rumeli. Yani Balkanlarda. Gelibolu Yarımadası'nda. Çinpe Kalesi Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprağıdır. Çinpe Kalesi'nin alınmasıyla Osmanlılar ilk kez Rumeli'de toprak sahibi olmuştur arkadaşlar. Osmanlı Devleti Gelibolu Yarımadası'ndaki Çinpe Kalesi'ne asker bıraktı. Böylece Çinpe Kalesi askeri bir üs olarak kullanıldı fetihlerde. Ve Türkler ilk defa Rumeli'ye nerenin alınmasıyla geçmiştir arkadaşlar? Çinpe Kalesi'ni. Evet arkadaşlar en önemli ve en çok soru çıkan yer burasıdır. Önemli. Orhan Bey dönemindeki teşkilatlanma çalışmaları. Devlet işlerinin görüşülmesi amacıyla arkadaşlar divan teşkilatı kuruluyor. Divan-ı Hümayun devlet işlerinin görüşüldüğü meclis. İznik'te arkadaşlar ilk medrese açılıyor. Bakın bu divan siyasi devlet yönetimine ilgili, medrese eğitimle ilgili. Osmanlı'da eğitim kurumlarına biz medrese adını veriyoruz ve İznik'te ilk medrese açılıyor. Padişaha yardımcı olması için arkadaşlar vezirlik sistemi kuruluyor. Sadrazamlık, yanlış yazdık. Evet sadrazamlık yani vezirlik sistemi kuruluyor. Onu da söyleyelim. Daha sonra arkadaşlar şurayı arkadaşlar şöyle yazacağız. Yaya ve Müsellem adı ile ilk düzenli ordu kuruldu. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu. Kimin dönemi? Orhan Bey dönemi arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi demiş ki Orhan Bey döneminde teşkilatlanma alanında çalışmaların yapılmasının nedeni ve bu çalışmaların devlete sağladığı katkılar nelerdir ifadesini kullanmış.
Arkadaşlar neden amacını söyleyelim. Temel nedeni toprakların genişlemesidir. Artık topraklar büyüyor. Devlete sağladığı katkı da arkadaşlar devlet yönetiminin kolaylaşmasını sağlamıştır ifadesini kullanmamız yeterli olacak. Yani topraklar genişlediği için teşkilatlanma alanında çalışmalara önem veriliyor. Orhan Bey döneminde de arkadaşlar Osmanlı ilk Osmanlı parası Osman Bey döneminde basılıyor bakırdan. Daha sonra arkadaşlar Orhan Bey döneminde gümüşten, Fatih Sultan Mehmet döneminde ise altından bastırılıyor. 1. Murat Hüdavendigar dönemi 1362-1389. Şimdi arkadaşlar 1. Murat Lala Şahin Paşa yani Vezir Lala Şahin Paşa Bizans ve Bulgar kuvvetleriyle yaptığı Sazlıdere Savaşı'nı kazandı. Edirne'yi fethetti. Tabii Edirne'nin fethedilmesiyle Bizans'ın Bulgarlarla ve Sırplarla bağlantısı kesilmiş oldu. Haçlıların Türkleri Avrupa'dan çıkarmak istemeleri üzerine 1364'te Sırp Sındığı Savaşı meydana geldi. Haçlılarla yapılan bu ilk savaşı Osmanlı kazanınca Edirne başkent oldu arkadaşlar. Bakın şurası çok önemli. Haçlılarla Osmanlı arasında yapılan ilk savaş Sırp Sındığı Savaşı'dır. Bunu unutmayın. Tabii Haçlılar Sırp Sındığı Savaşı'nın intikamını almak istedi. Ve Osmanlılarla arasında yine 1375'inde Çirmen Savaşı meydana geldi. Karamanoğulları da sırtımızdan vurmak istediği için Haçlılarla beraber hareket etse de Haçlı ordusu Osmanlılara yenildi arkadaşlar. Ağızlarını burnlarını paramparça ettik. Tabii Osmanlı Devleti ile Haçlı kuvvetleri 1389'da 1. Kosova Savaşı'nda karşılaştı. Yine yendik. Ama burada arkadaşlar artık biz 1. Murat'a maalesef Allah rahmet eylesin ruhu ve mekanı cennet olsun arkadaşlar. Şehit Padişah lakabını alıyor. Osmanlı Devleti'nde savaş alanında şehit düşen ilk ve tek padişah 1. Murat'tır arkadaşlar. Bunu unutmayın derim. Arkadaşlar bir beylik alınıyor burada. Bu beyliğimiz arkadaşlar Anadolu Beylikleri ilişkisine bakacak olursak Hamitoğullarından yazalım Hamit abi oğullarını. Hamitoğulları beyliğinden beyliğinden Yalvaç, Beyşehir, Seydişehir, Karaağaç ve Akşehir çevreleri 80 bin altın karşılığında satın alınıyor. 1. Murat oğlu Yıldırım Bayezid'i Germiyanoğulları beyinin kızıyla evlendirince Germiyanoğulları beyinin kızıyla evlendirdi. Çeyiz olarak verilen Kütahya, Emet ve Tavşanlı Osmanlı topraklarına katıldı. Bu gelişmeler sonucunda Osmanlı Devleti, Türkiye Selçuk Devleti'nin mirasçısı olduğu iddia eden Karamanoğulları Beyliği ile sınır komşusu oldu. Arkadaşlar şu iki maddedeki temel amaç Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktır. Evet, yazalım bunu. Şuraya yerleştirelim. Ya da biraz şöyle çekeyim. Evet, yukarı attı beni. Arkadaşlar bu önemli. Onun için lütfen soru kaçırmayın. Temel amaç siyasi. Niye Hamitoğullarından toprak satın alıyor, Germiyanoğullarından toprak alıyor? Temel amaç Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktır. Şimdi burada devlet teşkilatında bir yenilik var. Normalde Osmanlı'da ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı var. Tas kavgalarına yol açıyor. Bu anlayış yerine ülke, padişah ve oğullarının malıdır anlayışı geliyor arkadaşlar. Şuraya da hemen amaç merkezi otoriteyi güçlendirmektir yine arkadaşlar. Temel amaç merkezi otoriteyi güçlendirmek, taht kavgalarının önüne geçmek. Şimdi veraset anlayışının değiştirilmesi merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmış ifadesini zaten kullanmış. Ben bir daha yazmak istiyorum. Çünkü sorular genelde buradan geliyor arkadaşlar. Rumeli Beyler Beyliği kuruluyor arkadaşlar. 1. Murat döneminde. Yine ilk defa tımar sistemi uygulanıyor. Zaten anlattım tımar sisteminin ne olduğunu.
Vezir-i Azamlık arkadaşlar, nişancı ve defterdar, kaz asker gibi teşkilatlar oluşturarak divan teşkilatının üyeleridir. Bunlar işleyeceğiz zaten. Genişletildi. Arkadaşlar diğer taraftan Yeniçeri Ocağı kuruldu. Biz aslında bu orijinal adı Acemi Oğlanlar Ocağı. Yeniçeri Ocağı da 1. Murat döneminde kurulmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet, Yıldırım Bayezid. Divan teşkilatının genişletilmesinde etkili olan faktörler nelerdir? Arkadaşlar toprakların genişlemesi diyebiliriz. Diğer taraftan toprakların genişlemesi bir taraftan, diğer taraftan arkadaşlar hem merkezi otoritenin güçlendirilmek istenmesi ifadesini kullanmamız lazım arkadaşlar. Devlet yönetiminin kolaylaştırılmak istenmesi yine bunlara etkili olan faktörlerdir. Aklınızda kalsın lütfen. Toprakların genişlemesi ve merkezi otoritenin genişletmek istenmesi divan teşkilatı üyelerinin arttırılmasında önemli rol oynuyor arkadaşlar. Şimdi 1. Murat'ın ölmesi üzerine burayı çok uzun uzadıya doldurmak istemiyorum arkadaşlar. Aydın oğulları, Menteşe Beyliği, işte Saruhan oğulları, Germiyan oğulları. Arkadaşlar velhasıl kelam Türk Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik adımlar atılıyor. Karaman oğulları beyliğinden Konya Karaman, Karaman oğulları beyliğinden Konya Karaman ve Niğde alınıyor. Temel amaç zaten burada belirtilmiş arkadaşlar. Yine Yıldırım Bayezid döneminin, yani 1. Bayezid döneminde bu beyliklerin alınmasının temel sebebi Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktır arkadaşlar. Burası çok çok önemlidir. Bu Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya kafayı taktık ama soru çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul 4 defa kuşatılmış fakat alınamamıştır. Bizans İmparatoru İstanbul'un kuşatılması üzerine Papa'dan yardım istediği için Yıldırım Bayezid kuşatmayı terk edip Haçlı ordusu Nibolu Savaşı yapıyor Haçlı ordusuyla. Ve Nibolu Savaşı'nda ağızlarını burunlarını kırıyor arkadaşlar Haçlıların. Diğer taraftan doğuda bir tehlike var. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Birliği'ni sağlamaya yönelik faaliyeti diğer bir Türk devleti olan ve Çin'e sefer düzenleyecek olan Timur Devleti'nin hükümdarı Timur'u tedirgin ediyor. Arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur, Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarların Osmanlı Devleti'ne sığınmasını bahane ederek Osmanlı topraklarına doğru ilerliyor. 1402'de Ankara'nın Çubuk Ovası'nda Osmanlı ordusuyla karşılaşıyor. Timur, Yıldırım Bayezid'den Anadolu beylerinin topraklarının geri verilmesini, bazı şehirlerin kendisine verilmesini ve Osmanlıların kendi egemenliğini tanınmasını istedi. Bu istekler kabul etmeyen Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda Timur'a mağlup oldu. Yani Osmanlı Devleti burada yenildi. Savaşın nedenleri birçok nedeni var. Çok detaya girmiyorum çünkü MEP kitabı da detaya girmemiş. Şimdi Timur, Anadolu beyliklerinin topraklarını geri aldı. Tabii böylece büyük güçlüklerle kurulan Anadolu Türk siyasi birliği tekrardan bozuldu. Çünkü bazı beylikler tekrardan kuruldu arkadaşlar. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşadı. 11 yıl süren taht kavgaları yaşandı. Yani fetret devrine girdi. Fetret devri. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 11 yıl süren taht kavgalarını yaşadı ve fetret devrine girdi. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. Osmanlı Devleti işte dağılma tehlikesi geçirdi. Ve arkadaşlar bu savaş sonucunda Rumeli'de toprak kayıpları yaşanmadı. Hocam olur mu Anadolu'da yaşanmış, Rumeli'de nasıl yaşanmıyor? Bu durumun temel sebebi başarılı ile uygulanan iskan politikasıdır. Ve Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de azınlıklara karşı uygulamış olduğu hoşgörü, yani istimalet politikasıdır diyebiliriz. Şimdi Fetret Devri, Osmanlı Devleti'nde Timur'ya yapılan Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayezid'in oğulları, yani şehzadeler arasında 1402'den 1413 yılına kadar 11 yıl süren bir dönem, taht kavgalarının sürdüğü bu döneme biz Fetret Dönemi diyoruz. Tabii burada devlet otoritesi zayıfladı, disiplin bozuldu. Fakat Balkanlarda Selanik hariç toprak kaybetmedi ve devlete karşı hiçbir ayaklanma çıkmadı. Biz buraya hemen nedeni olarak iskan
ve hoşgörü politikaları diyelim. Yani bunun nedeni iskan ve hoşgörü politikalarıdır. Fetret dönemi devlete karşı isyan çıkmamasında etkili olan faktörler Osmanlıların Balkanlar fethinden sonra yerli halka hoşgörülü ve adil davranması. Bak buraya yazmış, ben görmedim. İskan politikasını şuradan hemen getireyim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim sizin için de. Evet arkadaşlar, tabii diğer taraftan devlet teşkilatlanması da orada güçlü. Yazabiliriz bunu arkadaşlar. Devlet teşkilatlanmasının güçlü olması. Şimdi bu taht kavgalarına son veren kişi Yıldırım Bayezid'in oğullarından 1. Mehmet Çelebi Mehmet arkadaşlar. 11 yıl süren Fetret devrinden galip çıkıp Osmanlı tahtına geçiyor. Osmanlı devletini dağılmaktan kurtarıp tekrardan derleyip toparladığı için Osmanlı devletinin ikinci kurucusu, manevi kurucusu da derler arkadaşlar. Daha çok ikinci kurucusu derler. Tabii Anadolu'da Türk Birliği'ni yeniden kurmaya çalıştı. Bu amaçla bazı Anadolu beyliklerini Osmanlı egemenliğine kattı. Yani tahta geçer geçmez bazı beylikleri yine Osmanlı egemenliğine kattı. Bu dönemde arkadaşlar Venediklerle ilk deniz savaşı yapılıyor ve Osmanlı Devleti bu savaşta yeniliyor arkadaşlar. Tabii Osmanlı Devleti'nin Venediklerle yapılan bu savaşta galip gelememesi Osmanlı'nın henüz denizlerde, donanmanın henüz denizlerde yeteri güce ulaşmadığını kanıtlıyor arkadaşlar. Daha demin burayı da belirttim. Burası da önemlidir. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusudur. Çünkü Türk Birliği'ni sağlayıp Osmanlı'yı tekrardan derleyip toparlamıştır. Evet, ikinci Murat dönemi arkadaşlar. İkinci Murat döneminde birçok faaliyet var. Tabii şuradan başlayalım. Tabi kuruluş döneminin son padişahıdır 2. Murat. Balkanlarda bozulan yeniden dengeyi sağlamak amacıyla Rumeli'de fetihler yapıyor. Avrupalıları Türklere karşı da birleşiyor. Haçlı ordusu yine meydana geliyor. Osmanlı Devleti bu dönemde Haçlılar karşısında yaptığı savaşlarda başarılı olamıyor arkadaşlar. Burada bir Plojnik bozgunu var. Yeniliyoruz. 2. Murat Karamanoğullarından Osmanlı topraklarına saldırması üzerine Macarlara barış teklifinde bulundu. Bu teklifi kabul eden Macarlar ve Sırplarla arkadaşlar imzalanan bir antlaşma var. Edirne-Segedin antlaşması. Bu antlaşmayla barış dönemi başlıyor. Bizim Avrupa ile aramızda barış dönemi başlıyor. Tabi barış dönemi olduğu için Osmanlı devleti mesela bak Sırplardan alınan yerler geri verilecek. Sırp prensi yeniden kurulacak. Sırplar Osmanlı devletine vergi verecek. Tuna Nehri Osmanlı devleti Macaristan arasında sınır olacak. Osmanlılarla Macarlar 10 yıl süreyle birbiriyle savaşmayacaklar. Şimdi bu dördüncü maddeye güvenen 2. Murat oğlu 2. Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i tahta geçiriyor. Tabii küçük yaşta bir kişinin, bir çocuğun tahta olduğunu gören Avrupalılar hemen bu antlaşmayı bozup Osmanlı Devleti'ne karşı büyük bir ordu meydana getiriyorlar. Tabii burada bu hikayeyi herkes bilir. 2. Mehmet diyor ki tahta geç diyor, yok diyor falan, sen padişah sensin. Diyor ki eğer padişah bensem gelip sana emrediyorum, gel tahtının başına geç. Yok, eğer padişah sensen görevini yapıp gelip ordunun başına geç diye ifade var arkadaşlar. 2. Mehmet'in babasına yazmış olduğu zeka dolu bir mektup. Bunun üzerine 2. Murat oğlu 2. Mehmet ve devlet adamlarının ısrarıyla yeniden hükümdar oldu. Daha sonra ordusuyla harekete geçen 2. Murat Varna Savaşı'nda 1444 yılında Haçlıları yendi. Varna Savaşı'nın intikamını almak isteyen Haçlı ordusu tekrardan saldırdı. 1448'de yapılan 2. Kosova Savaşı'nda biz çok büyük bir galibiyet alıyoruz. 2. Kosova Savaşı Osmanlı Devleti'nin Balkan kesin Türk yurdu olduğunu, Balkanlardaki varlığının kesinleştiğini ortaya koyan savaştır. Avrupalılar savunmaya çekilirken Osmanlılar taarruza geçiyor. Türk tarihindeki son savunma savaşlarından biridir 2. Kosova. Kosova yazmışım. Şurası değiştireyim. Bu savaşta arkadaşlar Balkanlarda Türkler Balkanlara kesin olarak yerleştirildi. Avrupalılar savunmaya çekilirken Osmanlı Devleti taarruza geçmiş oldu sevgili arkadaşlar. Önemlidir.
Evet, devam ediyoruz. Evet, Osmanlılar'da devlet yönetimine bakacağız. Fatih Sultan Mehmet dönemi daha sonra. Arkadaşlar burada soru konusu burası arkadaşlar. Divan-ı Hümayun ile ilgili, devlet yönetimiyle ilgili sürekli soru gelir. Önemli. Şimdi diyecek ki hocam siz de her yere önemli yazdınız. Vallahi yok ya. Arkadaşlar Osmanlı Devleti monarşi ile yönetilir. Yani başta bir padişah var. Padişah ne derse o. Devletin başında Osmanlı soyundan gelen padişah bulunur. Osmanlı Devleti'nde padişahlık babadan oğula geçerdi. Başa geçen padişah devlet yönetiminin dışında hukuki ve askeri yetkilere de sahipti. Padişah ülkenin her tarafındaki bütün birimleri merkezden yönetirdi. Geniş yetkilere sahip olan padişah bu işlerin yürütülmesinde danışmanlara ihtiyaç duyardı. Devlet işlerinin yürütülmesinde Orhan Bey döneminde Divan-ı Hümayun denilen bir kurul oluşturuldu ve bu kurul padişaha yardımcı olurdu arkadaşlar. Tabi Divan-ı Hümayun'la ilgili bilgiler bizim için çok değerli arkadaşlar. Ülke yönetiminde padişaha yardımcı olan devlet işlerinin görüşüldüğü meclisin adıdır arkadaşlar. Her türlü konu burada görüşülüp karara bağlanırdı. Divan hangi din ve milletten olursa olsun her kesimden halka açıktı. Varsa derdi olan gelip konuşurdu arkadaşlar. Divan-ı Hümayun'un temeli kim döneminde atılmış? Daha demin de vurguladım zaten. Orhan Bey döneminde Divan-ı Hümayun'un teşkilatının temelleri atılmış. Kuruluş döneminde divana padişahlık yani başkanlık yaparken daha sonra yani Fatih Sultan Mehmet döneminde itibaren arkadaşlar divana sadrazamlar başkanlık yapmaya başladılar. Divan bugünkü bakanlar kurulu gibi çalışırdı arkadaşlar. Her birinin bir görevi var. Divan teşkilatı Sultan 2. Mahmut tarafından kaldırıldı. Yerine bakanlıklar getirildi. Sultan 2. Mahmut döneminde kaldırıldı. Şimdi burada divanın üyelerine ve görevlerine bir göz atalım arkadaşlar. Burası önemli. Vezir-i Azam padişahtan, sadrazam yani padişahtan sonraki en yetkili kişi ve padişahın vekili. Padişah sefere çıktığında yetkisi genişler ve Divan-ı Hümayun'a başkanlık yapardı diyebiliriz. Serdar-ı Ekrem unvanı ile arkadaşlar padişah sefere çıktığı zaman ordunun başında sefere de çıkardı. Tabi vezirler de bilgili ve değerli devlet adamlarıyla komutanlar arasında seçilirdi. Sadrazamın verdiği görevleri yerine getirirlerdi. Sadrazamdan sonra en yetkili kişilerdi arkadaşlar. Defterdar Anadolu ve Rumeli defterdar olmak üzere iki defterdar vardı. Zamanla arttırıldı toprakların genişlemesine bağlı olarak. Hazine ve malların kayıtları onun tarafından yapılırdı. Devletin gelir ve giderlerini denetlerdi. Diğer taraftan Yeniçeri Ağası, Yeniçeri Ocağı'nın en büyük komutanıydı. İstanbul'da asayişle ilgilenirdi. Vezir ise ve İstanbul'da ise divan toplantılarına katılabilme yetkileri vardı. Daha çok gerek duyulduğunda çağırırdı arkadaşlar. Her zaman gelmezdi. Daha çok gerek duyulduğunda çağırırlardı. Kaptanı Derya Osmanlı donanmasının en üst kademedeki sorumlusuydu. Vezir ise ve İstanbul'da ise yine divana katılırdı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kaptanı Deryalar daha çok üye oluyor arkadaşlar. Divana daimi üyesi oluyor. Şeyhülislam dini konularda yüksek yetkilere sahip olan kişiydi. Bir işin dine uygun olup olmadığını belirleyen fetvayı verirdi. Divana katılma zorunluluğu yoktu. Çağrılırsa giderdi. Yani günümüz Diyanet İşleri Başkanı'dır bu. İşte sadrazam günümüz hani eskiden eski başbakan görevini üstleniyor. Yeniçeri Ağası Kara Kuvvetleri ya da Genelkurmay Başkanı, Defterdar Maliye Bakanlığı, Kaptanı Derya Donanma Komutanlığı yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. Diğer taraftan Kazasker divandaki davalara bakardı. Ayrıca kadı ve müderrislerin atama ve görevden alma işlerini yürütürdü. Günümüz Milli Eğitim ve Adalet Bakanlığı'na benzetilebilir arkadaşlar. Nişancı divandan çıkarılan belgelerin üstüne padişahın imzası demek olan tuğrayı çeker, dış ülkelerle olan yazışmaları hazırlardı. Tapu kayıt defterlerini tutmak gibi görevleri de üstlenen nişancı 17. yüzyıldan itibaren dış işleriyle ilgili görevlerini Reisül Küttab adı verilen görevliye bırakmıştır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet, burada bir etkinliğimiz var. Etkinliği yapayım mı? Hadi yapayım ya. Normalde yapmamam lazım ama
Aşağıda verilen yetki sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru sıralayarak piramitte yer alan basamakları doldurunuz arkadaşlar. En üstte kim var kanka? Padişah var. Devletin iki numarası kim? Sadrazam. 3 numara arkadaşlar kaz asker, çünkü kadıların atamasını yapıyor. Kadı hakim, bu da Adalet Bakanı. O zaman en altta kim olur? Kadı olur arkadaşlar. Evet, bak etkinliğimizi de yaptık. Evet, kapı kulu askerleri, yani ordu yönetimine bakacak olursak, padişaha bağlı, aylıklı ve sürekli olarak görev yapan askerler. Bunlar merkezde bulunuyor. İstanbul'da ya da sınır boylarındaki kalelerde otururlardı. Başlangıçta savaşlardan ele geçirilen, esirlerden seçilen askerler daha sonra devşirme sistemiyle yetiştirilmiş askerlerden oluşmaya başladı. Devşirme sistemi de 1. Murat döneminde uygulanmaya başlıyor. Nedir devşirme sistemi? Balkanlardan alınan küçük yaştaki Hristiyan çocuklarının Türkleştirilip Müslümanlaştırıldıktan sonra acemi oğlanlar ocağına gönderildiği bir sistemdir. Burada askerlik yeteneği olanlar Yeniçeri Ocağı'na gönderiliyor. Kafası çalışan ve zekiler de Enderun Mektebi'ne gidip devlet memuru olabiliyordu arkadaşlar. Böyle bir sistem. Merkezde ya da merkeze yakın olan bölgelerde görev yapan kapıkulu askerlerine 3 ayda bir ulufe adı verilen maaş verilir. Yani Yeniçeri Ocağı aslında kapıkulu piyadeleri. Bunlar 3 ayda bir ulufe adı verilen maaşı alıyorlar. Yaya, yani piyade ve atlı süvari olmak üzere İki kısma ayrılırlar. Şimdi en önemlisi kapıkulu piyadelerinden acemi ocağı, yani namı değer aslında Yeniçeri ocağıdır. Devşirmelerin yetiştirilip hazırlandığı ocaktır arkadaşlar bu. Bir kısmı Enderun'a gönderilip devlet memnuniyetlerinde görevlendirilir. Diğer tarafta ise diğerleri ise Yeniçeri ocağına ve diğer ocaklara asker olarak yerleştirirlerdi. Evet, kapıkulu piyadelerinin en önemli bölümü Yeniçerilerdir arkadaşlar. Yeniçeri ocağı 1. Murat döneminde kuruldu. Yeniçeri askerleri askerlikten başka bir işle uğraşamaz ve emekli oluncaya kadar evlenemezlerdi. Bu ocağın komutanına Yeniçeri Ağası adı verilir. Yeniçeri Ocağı arkadaşlar 2. Mahmut döneminde kaldırıldı. Bunların Ulufe adı verilen maaş alırlardı. Arkadaşlar padişah değişikliklerinde Cülus adı verilen bahşiş almışlardır. Yani bunlar padişah değişikliğine ayrıyeten Cülus adı verilen bahşişi alıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eyalet askerlerinden sadece bir tanesi işlemimiz yeterli. Tımarlı sipahiler. Osmanlı ordusunun en önemli atlı kuvvetleri bunlar. Tımar sahiplerini yetiştirip besledikleri atlı askerler, bu askerleri tımar sahipleri beslediği için devleti ekonomik yönden yük olmazlardı. Arkadaşlar şöyle diyeyim size, tımar sisteminden bahsedeyim. Şimdi hem ekonomik bir sistem hem de askeri bir sistem. Bir, şimdi diyor ki toprağı kullan tımar sahibine. Evet kullan. Bana normalde vergi vermen gerekiyor ya. Evet diyor, verme diyor vergiyi. Peki ne yapacağım diyor. Bana vermen gereken vergi yerine atlı asker besle. Tamam, şimdi devletin kasasından para çıkmadan bir kere savaşa hazır büyük bir ordu meydana geliyor. Diğer yandan o tımar sahipleri o askerleri beslemek için üretim yapmak zorunda ve bu da üretimin artmasına ve üretimde süreklilik sağlanmasına yol açıyor. Zaten tımar sahiplerinin toprağı boş bırakması yasak, toprağı terk etmesi yasak. Yani üretimde bir süreklilik sağlanmış oluyor tımar sistemiyle ve tımar sistemi Osmanlı'nın tımarlı sipahiler Osmanlı'nın en kalabalık birimidir. Bir daha söylüyorum. Tımarlı sipahiler Osmanlı Devleti'nin en kalabalık birimidir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, Osmanlı Devleti yükselme dönemi arkadaşlar 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet dönemiyle başlıyor. 2. Beyazıt dönemi, 1. Selim, Yavuz Sultan Selim dönemi ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerini ele alacağız. 2. Mehmet döneminde İstanbul'un fethedilmesi kuruluş döneminin tamamlamasında ve yükselme döneminin başlamasında etkili. Tabi İstanbul Osmanlı Devleti padişahlarından daha önce İstanbul'u defalarca fethetme girişiminde bulunmuş ama anlamamıştı. Çünkü sürekli Bizans Avrupa'dan yardım istiyor. İşte beylikleri kışkırtıyor. Şehzadeleri kışkırtıyor. İstanbul'un anlamaması Osmanlı toprak bütünlüğünü bozduğu için de tabii ki de İstanbul alınmak istiyor. Ve 2. Mehmet tahta çıkar çıkmaz ilk iş İstanbul'u kuşatmak. Bizans devleti İstanbul'un fethine karşı surlar ve kaleleri tamir ederek buralara asker yerleştiriyor. Haliç'in ağzı eski gemiler ve zincirlerle kapatılıyor. Grejuva, yani suda yanan
Rum ateşi adı verilen silahların sayısını arttırıyor. Avrupalı devletlerden de yardım istiyor. Şimdi arkadaşlar diğer taraftan Fatih Sultan Mehmet fethi için hazırlıklar yapıyor. İlk başta Bizans'a Karadeniz'den gelebilecek yardımları önlemek için daha önce yapılan Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Boğazkesen Hisarı yaptırılıyor. Bizans'a ait Silivri ve Vize kaleleri alınıyor. Surları yıkabilecek büyüklükte toplar döktürülüyor. Surlara tırmanmak için tekerlekli kuleler yaptırılıyor ki bu 3. maddede bahsettiğimiz surları yıkabilecek büyüklükte topların döktürülmesi, arkadaşlar bunların Şahi topları adını veriyoruz. 400 parçalık güçlü bir donanma oluşturuluyor. Doğudan gelebilecek tehlikeleri önlemek için de Karamanoğulları Beyliği üzerine sefer yapılıyor ve kontrol altına alınıyor Karamanoğulları Beyliği. Balkan devletleriyle saldırmazlık anlaşmaları imzalanıyor arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar 6 Nisan 1453'te İstanbul kuşatılıyor hem karadan hem denizden. Kuşatma sırasında 2. Mehmet çok güzel derice bir plan yapıp 72 parça gemiyi bir gecede arkadaşlar karadan yürütüp Haliç'e indirtiyor. Bu durum Bizans'ın işini zorlaştırdığı içinde arkadaşlar 53 gün süren bir kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethediliyor. Özellikle Şahi toplarının surları yıkması arkadaşlar kuşatmanın başarılı olmasında etkili. Surlara Türk bayrağını ilk diken kişi de Ulubatlı Hasan oluyor arkadaşlar. Tabi İstanbul fethinin hem Türk hem de dünya tarihi açısından önemli sonuçları var. Türk tarihi bakımından sonuçlarına bakacak olursak 2. Mehmet Fatih unvanını alıyor. İstanbul Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti oluyor. İstanbul Boğaz ve İpek ticaret yolu Osmanlıların denetimine giriyor. Rumeli'nin güvenliği sağlanıyor. Anadolu ve Rumeli bağlantısı sağlanıyor. Osmanlı Devleti kuruluş dönemini tamamlıyor ve yükselme dönemine geçiş yapıyor arkadaşlar. Tabii Bizans Devleti dünya tarihi açısından sonuçlarına bakacak olursak Bizans Devleti yani Doğu Roma İmparatorluğu yıkılıyor. Doğuya giden ticaret yolları Türklerin eline geçtiği için Avrupalılar yeni yollar arıyor. Bu da coğrafi keşiflerin yapılmasında etkili oluyor arkadaşlar. Bazı Bizanslı bilim adamlarının İtalya'ya gitmesi de Rönesans hareketlerini başlatıyor. Hocam Rönesans neydi diye sormayın. İşleyeceğiz arkadaşlar ilerleyen konularda. Surların ne kadar güçlü olursa olsun büyük toplarla yıkılabileceği anlaşıldığı için bu durum Avrupa'da feodalitenin zayıflayıp krallıkların da güçlenmesinde etkili oluyor. Ortodoks Patrikhanesi'nin koruyuculuğunu üstleniyor Osmanlı. Temel amaç Avrupa Hristiyan Birliği'ni bozmak arkadaşlar. Ortodoksları kontrol altına alarak Balkanlardaki fetihlerde Ortodoksların desteğini sağlamak amaçlanıyor ve diğer bir yandan Orta Çağ sona eriyor ve Yeni Çağ başlıyor. Avrupalı devletler İstanbul'da ilk sürekli elçilikler kuruyorlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde arkadaşlar Ege'de ve Karadeniz'de işte Pontus Rum İmparatorluğu'ndan sonra Sinop alınıyor, Trabzon alınıyor, birçok bölge alınıyor. Bunda amaç Karadeniz'i kontrol altına almak ama en önemlisi Kırım'ın alınması. Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz Türk Gölü haline geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burası Fatih Sultan Mehmet döneminin İstanbul'un fethinden sonraki en önemli gelişmelerinden biridir. Evet 1. Selim, Yavuz Sultan Selim dönemi arkadaşlar. Batı'da birçok sefer yapılmış zaten. Yavuz Sultan da yüzünü doğuya dönüyor arkadaşlar. Yeniçerilerin desteğini alarak tahta geçen padişahımız 1. Selim, Yavuz Sultan Selim. Osmanlı Devleti 2. Beyazıt döneminde İran ile bozulan ilişkiler bu dönemde savaşa dönüştü. Osmanlı Devleti ile İran'da kurulan Safevi Devleti arasında 1514'te Çaldıran Savaşı yapıldı. Savaş Osmanlı Devleti'nin üstünlüğüne sonuçlandı. Bu savaş sonucunda Safevi hükümdarı Şah İsmail'in Anadolu'daki dini propagandaları son verildi. Yani sürekli bizim iç işlerimize karışıyor arkadaşlar Safevi Devleti. Biz de yani bugünkü İran topraklarına mücadeleye gidiyor. Ve Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i mağlup ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kesin olarak Osmanlı Devleti'ne yine bağlanmış oluyor Çaldıran Savaşı'yla. 1515'te Dulkadiroğulları Beyliği ile Turnadağ Savaşı yapılıyor arkadaşlar. Bu savaş ile Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı hakimiyetine giriyor çünkü Osmanlı büyük bir zafer kazanıyor ve böylece Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmış oluyor. Şu iki kısım arkadaşlar önemli, çok önemli. Anadolu'nun kesin Türk yurdu, özür dilerim. Anadolu'da kesin Türk siyasi birliği ne zaman sağlandı? 1. Selim döneminde Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları Beyliği'ne son verilmesiyle. Yavuz Sultan Selim döneminin en önemli gelişmesi Mısır Seferi'dir arkadaşlar. 1. Selim İran Seferi'nden sonra sorunlar yaşadığı Güney komşusu Memlükler üzerine harekete geçiliyor. 1516'da yapılan Mercidabık Savaşı ile Suriye ve Filistin, 1517'de yapılan Ridaniye Savaşı ile de Mısır Osmanlı hakimiyetine geçiyor. Şimdi Mısır Seferi'nin sonuçlarına bakacak olursak burası önemli arkadaşlar. Memlükler yıkılıyor. Bu da bir Türk devletidir. Ve İslam Birliği sağlanıyor.
Halifelik Osmanlılara geçiyor. Osmanlı padişahları sultan unvanını almaya başladı. Kutsal emanetler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkısı, hırkayı şerifi, sakalı falan bunların hepsi. Hazreti Osman'ın, Ali'nin kılıçları falan hepsi İstanbul'a getiriliyor arkadaşlar. Memlük Devleti'nin yıkılmasıyla Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz Osmanlı Devleti'ne katılıyor. Arkadaşlar bu sefer baharat yolunun denetimi Osmanlıların eline geçiyor. Osmanlı hazinesi büyük bir servet ve ganimet kazanıyor arkadaşlar. Yani parayla dolup taşıyor arkadaşlar. Ama Osmanlı Devleti Mısır Seferi sonucunda baharat yolunun kontrolünü ele geçirmesine rağmen istediği ekonomik kazancı elde edemiyor. Sebebi de arkadaşlar coğrafi keşiflerle ticaret yollarının yön değiştirmesidir. Yeni ticaret yolları bulunduğu için istediği gelir elde edemiyor arkadaşlar. Evet, Sultan Süleyman, namı değer kanuni Sultan Süleyman çıkardığı kanunlar adaletli oluşundan dolayı kanun olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar Kanuni babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine rakipsiz olarak tahta çıktı. Tek padişah tahta çıkarken kimseyle uğraşmadı, muhatap olmadı. Tabii Kanuni babası Yavuz Sultan Selim'den farklı olarak daha çok batıya sefer yaparak Avrupa'da egemenliği arttırmaya çalışıyor. Kanuni 1521'de Orta Avrupa'da ölen bir üs olarak bilinen arkadaşlar Belgrad'ı fethediyor. Böylece Avrupa seferleri için kullanacağı stratejik bir merkezi ele geçiriyor. Belgrad'ın fethi Osmanlı Devleti'nin Macaristan'ın arasında açılmasına sebep oluyor. 1526'da Mohaç Meydan Savaşı yapılıyor arkadaşlar. Tabii bu sefer Macar Krallığı Osmanlı himayesine giriyor. Mohaç Meydan Savaşı o kadar kanlı bir savaştır ki Kanuni Sultan Süleyman diyor ki ya Rabbi bana bir daha böyle zafer nasip eyle etme diyor. O derece Mohaç Ovası kana bulanıyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti Macaristan'ı fethettikten sonra burayı hemen topraklarına katmadı. Kendi himayesinde bir Macar krallığı kurarak bu krallığın başına Macar soylularından Erdel Bey Yanoş'u getirdi. Bu durum Almanya'yı memnun etmedi. Alman İmparatorluğu Osmanlı Devleti sınırlarına saldırdı. Tabi bunun üzerine Kanuni 1529'da Avrupa'nın en önemli merkezi olan Viyana Kalesi'ne kuşattı. Ah o Viyana'dan bir içeri girebilseydik ah. Tabi 1532'de Alman seferini yaptı. Tabi başarısız olduk arkadaşlar. Çünkü tabi kış şartlarından dolayı tam hazırlıklı gitmedik. Toptu, tüfekti, carttı, curttu. Tam olmadı. Daha sonra İstanbul Antlaşması imzalanıyor. İstanbul Antlaşması'na göre Avusturya Yanoş'un Macar Krallığı'nı tanıyacak. Avusturya Osmanlı Devleti'ne her yıl vergi verilecek. Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına eşit sayılacak. Bu da arkadaşlar Osmanlı'nın Avusturya'ya karşı siyasi bir üstünlük kabul ettirdiğini gösteriyor. Üçüncü maddemizin yorumu zaten burada Kanuni Sultan Süleyman döneminin toprakları kırmızıyla göstermiş bastan ayağı. Yedi düvele hükmediyoruz. Yemin ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim velat dellamin ya. Yemin ediyorum baksana. Maşallah maşallah. İnşallah bir daha böyle günleri görürüz ya. Biraz zor ama. Evet sevgili arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya kapitülasyonlar veriyor. Bu durumda Avrupa'daki birliği, siyasi birliği parçalamaya yöneliktir arkadaşlar. 2. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde teknik ve insan gücü bakımından gelişme gösteren Osmanlı donanması Kanuni Sultan Süleyman döneminde Akdeniz'deki en etkili güç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu dönemde Barbaros Hayrettin Paşa kardeşleri yani 2. Beyazıt döneminde İlyas Reisler, Selman Reis, Murat Reis, Seydar Reis gibi birçok Türk denizcisi özür dilerim lan şey nerede çıktı? İkinci Beyazıt nerede çıktı? Kanuni Sultan Süleyman'da birçok Türk denizcisi Akdeniz'de adeta rakipsiz bir hal alıyor arkadaşlar. Kanuni 1522'de Saint-Jean Şövalyeleri'nin bulunduğu Rodos Adası'nı uzun bir kuşatmanın altında sonra fethediyor. Böylece Ege Denizi bir Türk gölü haline geliyor. Kanuni 1535'te Barbaros Hayrettin Paşa İstanbul'a davet ederek arkadaşlar kaptanı derya ilan ediyor. Yani donanma komutanı ilan ediyor. Böylece Barbaros Hayrettin Paşa'nın elinde olan Cezayir arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin bir eyaleti haline geliyor. Tabi Barbaros Hayrettin Paşa ile çok çok güçleniyoruz arkadaşlar. Gemiler inşa ettiriyor, donanmaları güçlendiriyor. Osmanlı Devleti'nin egemenliği ve dış politikasının vazgeçilmez bir unsuru haline geliyor deniz kuvvetleri. Barbaros Hayrettin Paşa üstün denizcilik bilgisini 1538'de Haçlı donanmasına karşı yaptığı Preveze Deniz Savaşı'nda
gösteriyor. Preveze Deniz Savaşı'nın en önemli sonucu Akdeniz bir Türk gölü haline geldi diyeceğiz arkadaşlar. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Burası önemlidir arkadaşlar. Tabi Osmanlı Devleti'nin siyasi egemenliği pekişti diyebiliriz. Kanuni döneminde ayrıyeten Trablusgarp ve Cerbe Adası Osmanlı hakimiyetine girdi. Malta Adası Osmanlı kuvvetleri tarafından kuşatılsa da alınamadı. Bu dönemde denizlerdeki mücadele arkadaşlar Hint Okyanusu'na kadar taşındı. Çünkü coğrafi keşifler var. Hint Okyanusu'na kadar devam etti. Kanuni bu bölgelerde Portekizlere karşı mücadele etti. Hadım Süleyman Paşa, Piri Reis, Murat Reis ve Seyidi Ali Reis tarafından buralara seferler düzenlendi. Tabi bu seferlerde Osmanlı donanması okyanusun sert sularına daha dayanıklı olan Portekiz gemileri karşısında kesin bir başarı elde edemedi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birkaç konu yazmak istiyorum. Konu pratik defterde yer verilmemiş. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar fetih hareketlerini destekleyen manevi unsurlar diyelim arkadaşlar. Şimdi bu map kitabında var zaten. Arkadaşlar Bacıyan'ı Rum, Abdalan'ı Rum, Ahiyan'ı Rum. Arkadaşlar Abdalan'ı Rum, Ahiyan'ı Rum, Bacıyan'ı Rum. Bacıyan'ı Rum arkadaşlar Ahiyan'ı Rum'un tabii kadın teşkilatıdır. Abdalan'ı Rumlar dervişlerdir arkadaşlar. Ahiyan'ı Rumlar da ahilerdir. Şimdi bunlar ne yapıyor biliyorsunuz? Mesela Ahiyan'ı Rum, ahiler arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde fethedilen bölgelerde ticaretin gelişmesiyle birlikte yani onun yanı sıra halkın manevi yönlerini de geliştirmek için çaba gösteriyor. Abdalan'ı Rum'dan dervişler arkadaşlar ne yapıyor? Bir bölge fethedilmeden önce insanlara gidip gönüllerini fethediyorlar. İslamiyet'in hoşgörüsünü, Osmanlı'nın adaletini, Osmanlı'nın hoşgörüsünü anlatıyorlar. Bu sayede fetihlerin daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyorlar arkadaşlar. Bunu anlatmak istedim. Bunlar önemli arkadaşlar. Şurayı manevi sinirim bozuldu ha. Bunlar Osmanlı fetih hareketlerini destekleyen ve kolaylaştıran 3 tane manevi unsurdur. Bunları arkadaşlar lütfen unutmayın. Bu yani Osmanlı Devleti'nde sadece savaşların kılıçla değil, gönül yoluyla da yapıldığını söyleyebiliriz yorum olarak. Evet, Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti'nin etkileri. Avrupalıların arkadaşlar çeşitli nedenlerle 15. yüzyılın sonunda yeni yerler keşfetmek için yaptıkları keşiflere, gezilere coğrafi keşifler diyoruz. Önceleri merak ve keşif amacıyla başlayan bu hareketler 15. yüzyılın ikinci yarısında açık bir şekilde ekonomik çıkarlarla yapılmaya başlıyor arkadaşlar. Neden başladı coğrafi keşifler? Doğu ülkelerin zenginliği ve Avrupalıların buralara gitmek için yeni yollar aramaları, coğrafi bilgisinin ilerlemesi, pusuların Avrupalılar tarafından geliştirerek kullanılması, arkadaşlar okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması. Burada pusulayı vermiş, coğrafya bilgisini vermiş. Ben haritacılığı ayrıyeten vereceğim. Haritacılık bilgilerinin ilerlemesi. Tabii ticaret yollarının Osmanlı'nın elinde olması arkadaşlar. Bunlar da coğrafi keşiflerin yapılmasındaki önemli faktörlerin başında geliyor. Yeni yollar bulma isteği, iki ticaret yolların Osmanlı elinde olması doğal olarak bu durumu ortaya çıkarıyor. Arkadaşlar bir de gülmeyin ama çılgın macera, bir dakika, çılgın ve macera arayışında olan denizcilerin yetişmesi de etkili. Çünkü Allah'ın manyağı, nereden bileceksin nereye bulacaksın, karşına ne çıkacak? Bilmediğin yerlere doğru yola çıkıyorsun. Evet arkadaşlar, coğrafi keşiflerden sonra en önemli önemi artan altın, gümüş gibi madenler sanayi inkılabına kadar önemini korudu. Sanayi inkılabıyla ortaya çıkan enerji ihtiyacı kömür, petrol ve gibi madenlerin ticari ürün olarak değerini arttırdı. Bu madenler özellikle sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde çok fazla kullanılmaya başlandı. Bu madenin en kolay şekilde uzak yerlere taşımanın yolu deniz taşımacılığı. Çünkü bu taşımacılık şekli diğerlerine göre daha ucuz ve kolaydı arkadaşlar. Tabii büyük gemiler sayesinde kömür, demir ve petrol gibi madenler daha kolay ve ucuz bir şekilde uzak yerlere taşınabiliyordu.
sanayi inkılabından sonra bu madenler, kanallar ve boğazlar gibi önemli yollarla Avrupa'ya taşınmaya başlandı arkadaşlar. Ve coğrafi keşiflerle birlikte para pul aktı Avrupa'ya. Şimdi Bartolomeu Dias Portekiz'den yola çıkıp Afrika'nın güney ucuna ulaştı coğrafi keşifler sırasında. Ve buraya Ümit Burnu'nun adını verdi. Christophe Colomb sürekli batıya gittiği için giderek doğuya varılabileceğini ileri sürdü. Atlas Okyanusu'na açıldığı uzun bir yolculuktan sonra Orta Amerika'dan Bahama'ya vardı. Yani Amerika'yı buldu ama burayı Hindistan sandı. Yeni bir kıta keşfettiğini anlayamadı. Buranın Hindistan'ın batısı olduğunu savundu arkadaşlar. Vasco da Gama Ümit Burnu üzerinden Hindistan'a vardı. Bundan sonra Portekizler Hint Okyanusu'na donanma gönderdiler ve uzak doğuya kadar olan bölgelerde ticareti ellerine geçirerek büyük bir sömürge kurdular. Yani Hint deniz yolunu kim bulmuştur? Vasco da Gama bulmuştur arkadaşlar. Güney Amerika'da Amerigo Vespucci Güney Amerika'da Brezilya kıyılarına çıktı. Buranın yeni bir kıta olduğunu ilan etti. Bu sebeple Amerika'ya onun adı verildi. Yani Amerika'yı keşfeden kişi Amerigo Vespucci. Ferdinand Magellan arkadaşı Delcano ile birlikte Atlas Okyanusu'na açılarak Amerika'nın güneyine ulaştı. Adını verildiği Magellan Boğazı'nı keşfetti. Ve bu boğazı aşarak Büyük Okyanus'a ulaştı. Tabii Filipin adalarında bulunduğu sırada yerli halkla yaptığı savaşta öldü. Ben bu konuyu çok araştırdım. Öldüren kişinin adı Lualua. Lualua. Bizim Filipinli bir hocamız vardı. O söyledi bana. Araştırdım ben de. Tabii bu yaptığı geziyi 2. Kaptan Delcano tamamlıyor ve Ümit Burnu'nu dolaşarak İspanya'ya dönüyor arkadaşlar. Böylelikle ilk dairesel deniz yolculuğu gerçekleşecek dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlıyor. Coğrafi keşiflerle dünya turuna çıkıp dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan kişi Ferdinand Magellan arkadaşlar. Evet, burada haritada coğrafi keşifleri görüyorsunuz arkadaşlar. İşte şurada Portekizlerin varlığı söz konusu. İspanyollar buraları fethetmiş. Fransızlar arkadaşlar Amerika'da var. Yine İngilizler Amerika kıtasına geçiş yapmış. Farklı yollar bulunmuş. Dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış. Tabi burada da arkadaşlar sömürge yerleri kuruyorlar. Yani sömürge nedir? Buraya çöküyor. Ne kadar altın zenginlik varsa kendi ülkesine zorla götürüyor. Evet, coğrafi keşiflerin sonuçlarına bakacak olursak coğrafi keşifler dünya tarihinde önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve dini değişikliklere neden oldu. Avrupalılar dünyanın büyük bir kısmını tanıyarak yeni ve doğru bilgiler edindiler. Domates, vanilya, patates, tütün gibi yeni bitkiler ile hayvan türleri tanındı ve bu bitkiler ile hayvan türleri Avrupa'ya taşındı arkadaşlar. Keşifler ticaret yollarının değişmesine sebep oldu. Hint deniz yolunu bulmasıyla Amerika'nın keşfinden sonra arkadaşlar tabii Akdeniz limanları eski önemini kaybetti. Avrupa limanları ise arkadaşlar önem kazanmaya başladı. Akdeniz limanları 1869 yılına kadar önem kaybetse de 1869 yılında Süveyş kanalının açılmasıyla eski önemini kazanmaya başladı. Yeni ülkelerde bol olarak bulunan altın, gümüş gibi madenler Avrupa'ya getirildi ve ticaretle uğraşan arkadaşlar Burjuva adı verilen sınıf zenginleşti arkadaşlar. Burjuva sınıfı zenginleşti. Soyluların topraklarını satın aldı ve soylular eski güçlerini kaybettiler arkadaşlar. Yeni ülkelerde bol olarak bulunan altın ve gümüş gibi madenler Avrupa'ya getirildi ve ticaretle uğraşan yine arkadaşlar dediğimiz gibi Burjuva sınıfı ne oldu arkadaşlar? Para üstüne para aktı onlara. Gitgide zenginleşmeye. Ben niye bunu iki tane zannettim? Hata mı verdi? Bakayım da bir. Evet arkadaşlar, satın aldılar ve soylular eski güçlerini kaybettiler. Bir an 2 saattir ders anlatıyorum, böyle kafam gitti ha. Burjuva sınıfı zenginleşti arkadaşlar. Soyluların toprağını satın aldılar ve soylular eski güçlerini kaybettiler diyebiliriz. Evet, Avrupa'ya birçok değerli madenin gitmesi sonucunda Avrupa zenginleşti. Zenginleşme sonucunda oluşan sermaye birikimi ise sanayi inkılabına zemin hazırladı. Keşfedilen yerlere özellikle Amerika'ya Avrupa'dan birçok insan göçtü. Arkadaşlar ben şuraya sömürgecilik başladı arkadaşlar. Sömürgecilik başladı. Büyük sömürge alanları kuruldu arkadaşlar. Onu söyleyelim. Coğrafi keşiflerin yapılmasına kadar İpek ve Baharat yollarının kontrolünü Akdeniz limanlarına kadar ellerinde tutan Osmanlı dünyası bu yolların sağladığı zenginlikle Orta Çağ'da bilimde ve sanatta önemli gelişmeler göstermişti. Ancak coğrafi keşiflerden sonra İpek ve Baharat yolları eski önemini kaybetti. Bu durum ticaretin getirdiği zenginliğin bitmesine ve İslam dünyasının
ekonomik yönden zayıflamasına neden oldu. Yani ben şuraya diyorum ki coğrafi keşifler Osmanlı'yı ekonomik açıdan olumsuz etkiledi. Olay budur sevgili arkadaşlar. Evet, Rönesans arkadaşlar. Rönesans'ın kelime anlamı yeniden doğuştur. 15 ve 16. yüzyıllarda Batı Avrupa'da edebiyat, sanat ve bilim alanında meydana gelen gelişmeleri ifade eder. Yani Avrupa'da bu yüzyıllarda meydana gelen, farklı alanda meydana gelen gelişmelere biz Rönesans diyoruz. Yeniden doğuş anlamına gelir. Rönesans döneminde sadece kültür ve sanat alanında değil, sosyal ve siyasi alanda da önemli değişme ve gelişmeler olmuştur. Büyük sanatkarlar, bilim insanları, fikir ve insanları yetiştirmiştir arkadaşlar. Niye Rönesans ortaya çıktı? Orta çağın sonlarına doğru kültür ve sanat alanında bir bilgi birikiminin oluşması, kağıdın bollaşması, matbaanın icadıyla fikir düşüncelerin hızlı bir şekilde yayılması, okur ve yazar oranının artması, İstanbul'un fethiyle kaçan bilim insanlarının İtalya'ya gitmesi arkadaşlar. İtalya'ya yerleşiyorlar. Bu da Rönesans'ın başlamasında etkili olan nedenlerden biridir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu da önemli bir nokta daha var. Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa'da sanat ve sanatçıyı destekleyen mesen sınıfının ortaya çıkması. Yani bunlar sanat ve sanatçıyı destekliyor. Para çok olduğu için çok rolünde yok. Bu ve buna benzer nedenlerden Rönesans başlıyor arkadaşlar. Rönesans ilk kez İtalya'da başlıyor. 14. yüzyılın sonlarına doğru. Neden İtalya arkadaşlar? Bakalım diğer sayfada vermiş mi? Vermemiş, ben anlatayım size. İtalya arkadaşlar İslam ülkelerine yakın olduğu için, İslam dünyası da bilim ve sanatta ileri olduğu için bu bir etken. İstanbul'a giden, İstanbul'a kaçan bilim adamlarının İtalya'ya gitmesi etkili. İtalya'da özgür düşüncenin olması etkili. İtalya'nın zengin, para bakımından zengin olması etkili arkadaşlar. Hümanizm, insan sevgisiyle başlıyor. İlk çağ eserlerinin tercüme edilmesi Latince'ye. Bu da etkili arkadaşlar. Bu eserlerin etkisiyle yeni eserler üretildi. İtalya'nın bazı şehirlerinde akademiler kurularak Yunanca, Latince ve İbranice metinler incelendi arkadaşlar. Mesela Machiavelli bu dönemin önemli siyaset bilimcilerinden biridir arkadaşlar. Hükümdar Prens adlı eseri arkadaşlar çok çok önemli. Tabi hümanizmin insanın kendi doğasını tanımasında, kendi yasalarını yapmalarına, kendi hakkına sahip çıkmalarına da ortam hazırlıyor. Mesela Shakespeare yine şeydeki Rönesans döneminin önemli sanatçılarından biri. Hamlet, Otello, Romeo ve Juliet, Jules César gibi ölümsüz eserleri ortaya koymuştur. Leonardo da Vinci ünlü Mona Lisa tablosuyla ünlendi. Yani onun zaten ressamıdır. İnsan vücudunu gözlemleyen sanatçılar doktorlarla işbirliği de yaptılar bu dönemde. Tabi Leonardo da Vinci Mona Lisa isimli portresi sanatçının en önemli araştırma konularından biri oldu ve günümüzde de çok önemli bir tablosudur. Rönesans'ın İtalya'da başlaması İtalya'nın hangi özellikleri etki olmuştur sorusunun cevabını açıkladım zaten. Rönesans sonucunda ne oldu? En önemlisi skolastik düşünce zayıfladı arkadaşlar. Şimdi skolastik düşünce kavramı karşınıza çok çıkacak. Nedir skolastik düşünce? Orta Çağ Avrupa'sındaki kilise öğretisidir. Yani bilimsel düşüncenin tam zıttı. Bilimsel düşünceye göre dünya yuvarlaktır ve kendi etrafında dönüyor. Ama skolastik düşünceye göre dünya düzdür ve kendi etrafında dönmüyor. Yani skolastik düşünce geri zekalıca bilgiyi, salakça bilgiyi, bilimin tam zıttı diyebilirsiniz arkadaşlar. Bilim, sanat ve edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı. Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yaygınlaştı arkadaşlar. Birçok alanda yeni eserler ortaya çıktı. Diyoruz ki arkadaşlar, Rönesans döneminde meydana gelen gelişmeler reforma zemin hazırladı. Avrupa arkadaşlar bilimsel alanda ileriye gitti sonucunu da ortaya çıkartabiliriz.
deney ve gözleme dayanan pozitif düşüncenin ortaya çıktığını zaten açıkladık ve bu gelişmelerin de reforma zemin hazırladığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer taraftan reform hareketleri. Reform arkadaşlar din alanında meydana gelen gelişmeler. Şimdi bilim, sanat, edebiyatta gelişmelerin meydana geldiği dönemi Rönesans dönemi diyoruz. Din alanında meydana gelen gelişmelerin yaşandığı döneme de reform diyoruz. Reform dini bir harekettir. Kelime olarak yeniden düzenlemek, yeni şekil vermek anlamına gelir. Hristiyanlıkta 16. yüzyıla gelinceye kadar Avrupa'da biri Katolik, diğeri de Ortodoks olmak üzere iki mezhep vardı arkadaşlar. Katoliklerin dini lideri Papa Roma'da, Ortodoksların dini başkanı Patrik ise İstanbul'da yaşıyordu. Katolik kilisesi zamanla bozuldu ve dini amaçlarından uzaklaştı. Daha çok para toplamaya başladılar arkadaşlar. Bunlar 16. yüzyılda Almanya'da başlayan ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan reform hareketleri bu gelişmeler üzerine başladı. Reform niye başladı? Katolik kilisesinin bozulması ve Hristiyanlar arasında yenilik fikirlerinin yayılması. Kağıdın ucuzlaması ve matbaanın kullanılması da okur yazar oranının artması. Din adamları ve kilisenin zenginliği karşısında halkın yoksulluk içinde yaşaması arkadaşlar. Bunlar reform hareketlerinin başlamasında etki. Evet arkadaşlar, diğer bir gelişme Martin Luther'in çalışmaları. Martin Luther'in çalışmalarından birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Diğer bir taraftan dünyanın yuvarlak olduğunun ispatlanmasıyla ve Rönesans hareketleri ile skolastik düşüncenin zayıflaması da arkadaşlar etkili. Diğer tarafta arkadaşlar kilisenin haksız uygulamaları. Ne demek istiyorum? Bunlar arkadaşlar endülüjans adı verilen cennetten tapu belgesi satıyorlar. Nasıl mallıksa. Diğer taraftan işte afaroz denen dinden çıkarma uygulaması var. Eğer bizim dediklerimize uymazsan seni dinden çıkartacağız uygulaması var. Bu da arkadaşlar reform hareketlerinin başlamasında etkili oluyor diyebiliriz. Reform hareketleri ilk önce Almanya'da başladı. Daha sonra diğer bölgelere yayıldı. Tabii bu hareketin öncüsü bir ilahiyat profesörü olan Martin Luther'dir. Arkadaşlar Martin Luther 1517'de Wittenberg Kilisesi'nin kapısına 95 maddeden oluşan bir bildiri astı. Tanrı ile kur arasına giremezsiniz. Papalık tarafından affedilen günahların değeri yoktur. Endülüjans satışına aracılık yapan suçludur. Yani cennetten tapu satışına aracılık edenler suçludur ifadesi kullanıldı arkadaşlar. Martin Luther içeri girdi. Dedi ki ben cehennemi satın almak istiyorum. Lan dediler ki gerizekalı, cehennemi niye satın alasın? Ya diyor, parası dedim ben alacağım abi diyor. Çok küçük bir ücret karşısında cehennemi satın alıyor ve dışarı çıkıp diyor ki artık bunlardan endülüjans adı verilen cennetten tapu satın almanıza gerek yok çünkü ben cehennemi satın aldım ve kimseyi cehenneme almıyorum. Ne kadar zekice bir şey değil mi? Helal olsun sana Martin abi, Luther abi. Tabi bu bildiriyi daha sonra arkadaşlar şu reform nedenlerine bir şey daha yazmam lazım bu arada. Unuttum. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar İncil'in Latince'ye çevrilmesi. Normalde kimse okuma yazma çok bilmiyor. Birkaç tane İncil tek var o da kilisenin elinde. Kilise diyor ki İncil'de böyle yazıyor. İnsanlar okumadığı için bilmiyor. Tabi İncil Latince'ye çevrilince din adamlarının yalan söylediği ortaya çıkıyor arkadaşlar. Luther'in matbaada basılarak her tarafa dağıttığı bildirisi geniş yankı uyandırdı. Luther'in taraftarları çoğalmaya başladı. Luther'den yana olanlara protestan denildi arkadaşlar. Luther'in başlattığı bu hareket Avrupa ülkelerinde hızla yayıldı ve Avrupa'da mezhep savaşları başladı arkadaşlar. Tabii Papa Luther'i dinden çıkarttı ve idamına karar verdi. Bu gelişmelerden sonra Almanya'daki prensler kendi çıkarları için Martin Luther'i korudu. Engizasyon mahkemesi nedir? Engizasyon mahkemeleri Katolik kilisesine bağlı mahkeme sistemidir. Burada din adamları yargılama yapıyor arkadaşlar. Reformun sonucunda Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıktı. Bu mezhepler arkadaşlar Almanya'da Protestanlık arkadaşlar. Fransa'da, Frence'de Presbiteryenlik, İngiltere'de arkadaşlar Anglikanizm,
gibi yeni mezhepler ortaya çıktı. Halk arasında papaya ve din adamlarına duyulan güven azaldı. Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu. Avrupa'da mezhep savaşları başladı. Skolastik düşünce önem kaybetti. Artık hiçbir önemi kalmadı skolastik düşüncenin arkadaşlar. Avrupa'da mezhep birliği parçalandı ifadesini kullanabiliriz. Skolastik düşüncenin önem kaybettiğini zaten söyledik sevgili arkadaşlar. Diğer taraftan reformun sonucunda normalde eğitim kimin elindeydi? Papa'nın elindeydi. Yani kilisenin elindeydi. Şuraya arkadaşlar eğitimde laikleşme sağlandı. Diğer taraftan arkadaşlar pozitif düşünce, deney ve gözleme verilen önem arttı. Bunları kullanın biz arkadaşlar. Şimdi reform hareketleri Ortodoks Kilisesi üzerinde etkili olmamış. Bunda Ortodoks Kilisesi'nin Türklerin kontrolünde olması ve halka baskı yapaması etkilidir. Niye Osmanlı etkilemiyor? Çünkü Osmanlı'da zaten dini özgürlük var arkadaşlar. Herhangi bir ters o bir durum yok sevgili arkadaşlar. Onun için ne Osmanlı ne de Osmanlı'nın himayesinde olan Ortodoks Kilisesi reform hareketlerinden olumsuz etkilenmemiştir. Evet arkadaşlar, aydınlanma çağı, Rönesans ve reform hareketleri sonucunda skolastik düşüncenin önem kaybetmesiyle düşünce ve bilim alanında gelişmelerin meydana geldiği döneme, yani 18. yüzyıla biz aydınlanma çağı olarak artık değerlendiriyoruz. Deney ve gözlemin önem kazandığı bir dönemdir arkadaşlar. Buradaki bilimsel gelişmelerin teknolojiye dönüşmesi ise sanayi inkılabının temellerinin oluşmasında etkili. Yani sanayi teknolojisi için ortaya çıkacak, meydana için gerekli bilgi ve donanım aydınlanma çağında meydana geliyor. Bir daha söylüyorum. Rönesans ve reform hareketleriyle bilimsel alanda meydana gelen gelişmelerin yaşandığı döneme aydınlanma çağı diyoruz arkadaşlar. 18. yüzyıl dönemidir. Buradaki buhar gücüyle çalışan makinelerin icat edilmesine yol açıyor. Bu da sanayi inkılabının başlamasında etkili oluyor. 15. yüzyılda coğrafi keşifler ve daha sonra Rönesans ile başlayan yaklaşık 200 yıllık keşif süreci reform ile hız kazanmış. Aydınlanma çağı ve sanayi inkılabı ile Avrupa'da oluşan sentezde bilimsel alandaki yükseliş kendini göstermiş. Tabii bütün bu gelişmeler insan düşüncesinde, deneyiminde ve deney araçlarında görülen büyük bir yenilenme sürecidir. Yani özetle arkadaşlar, çok kafa karıştırmayayım. Aydınlanma çağı, Rönesans ve reform sonrasında meydana bilimsel düşüncenin önem kazanmasıdır. Bu bilimsel düşüncenin teknolojiye dönüşmesi de sanayi inkılabını başlatıyor. Fransız ihtilali, ihtilal nedir? Halk hareketidir. Fransa'da başlayan halk hareketine Fransız ihtilali adını veriyoruz. Niye başladı Fransız ihtilali? Fransa'da krallık rejiminin baskısından halkın bunalması, Fransız halkının soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılması, soylu ve rahiplerin lüks ve sefahat içinde yaşaması, halkın yoksul olması, coğrafi keşifler ile zenginleşen burjuva sınıfının siyasi yetkiler istemesi, Fransız Montesquieu, Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau gibi aydınların Fransa'daki kötü giden rejimi eleştirmeleri ve halkı aydınlatmaları, Amerika'nın yayınladığı insan hakları bildirgesini Fransız halkını etkilemesi, İngilizlerin parlamenter rejimini Fransızları yine etkilemesi arkadaşlar ihtilalin başlamasında etkili olmuştur arkadaşlar. Tabii bu Fransız ihtilali arkadaşlar Napolyon Bonaparte'in imparator olmasına kadar sürdü. Fransız ihtilali sırasında insan ve vatandaşlık hakları bildirgesi yayınlandı. Bu bildirgeye göre insanlar hür ve eşit doğarlar. Kurulan bir siyasi toplumun amacı insan haklarını korumak olmalıdır. Bu haklar özgürlük, milliyet ve baskıya karşı direnme haklarıdır. Özgürlük başka insanlara zarar vermeden her şeyi yaşayabilmektir. Hakimiyet milletindir. Bak şimdi. Fransız ihtilali sonuçları önemli. Anlattık konu bütünlüğü için. Hikaye o işin kısmı. Sonuçları çok önemli. İhtilal sonucunda soylu ve rahiplerin tüm ayıcakları kaldırıldı. Özellikle ikinci madde çok önemli. Arkadaşlar dünya genelinde özgürlük, diğer taraftan arkadaşlar eşitlik, diğer taraftan adalet, diğer taraftan arkadaşlar milliyetçilik
Diğer taraftan bir tane daha yazayım arkadaşlar. Ulusal egemenlik. Buna benzer demokratik ilkeler önem kazandı arkadaşlar. Bak, özellikle milliyetçiliğin yayılmasıyla birlikte çok uluslu imparatorlukta dağılma sürecine girdi. Egemenliği halktan kaynaklandığını kabul edildi. Ulusal devletler kurulmaya başlandı. Osmanlı Devleti çok uluslu mu? Evet. Çünkü birden farklı bir millet bünyesinde yaşıyor. O zaman milliyetçilik kavramı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. O zaman Osmanlı'nın dağılmasında etkili olan temel faktör Fransız İhtilali'nin getirmiş olduğu milliyetçilik kavramıdır. Fransız İhtilali sonuçları açısından evrenseldir. Bu yüzden arkadaşlar yeni çağı sonlandırıyor ve yakın çağı başlatan bir gelişmedir arkadaşlar. Fransız İhtilali. Fransız İhtilali'nden en çok çok uluslu imparatorlukların etkilendiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağılma sürecine girmiştir diyebiliriz. Bunlar önemli. Evet, Fransız İhtilali Osmanlı Devleti'nin etkileri, Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik isyanlarının etkisiyle arkadaşlar toprak kaybediyor ve dağılma dönemine giriyor. Osmanlı Devleti toprakları üzerinde çıkarları olan sömürgeci devletler de milliyetçi ayaklamanın yayılmasında etkili oluyor. Bunlar bu ayaklamalara destek veriyor. Tabi Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin iç işlerini karışmasını önlemek ve devletin bütünlüğünü sağlayabilmek için demokratik alanda çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı ve meşrutiyetin ilanı gibi çalışmalar yapıyorlar arkadaşlar. Tanzimat fermanı ile Osmanlı padişahı kendi isteğiyle yetkilerin sınırlandırılmasına izin vermiş. Osmanlı padişahı ilk defa kanun üstünlüğünü kabul etmiştir. Islahat fermanı ile hiçbir fark gözetilmeksizin Osmanlı toplumu kaynaştırmaya çalışılmış. Azınlıklara birçok hak verilmiş. Tabi Tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı ilan edilmesi gibi gelişmeler Balkanlardaki milletleri ve Avrupalı devletleri kısa sürede memnun ettiyse de ilerleyen zamanlarda Osmanlı devletinden daha fazla ayrıcalık istemişlerdir. Sultan 2. Abdülhamit döneminde 1876'da ilan edilen kanun esası ile ilk defa bir halk meclisi açılmış ve bu meclis ile padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk defa bu anayasayla arkadaşlar meşrutiyet yönetimine geçiş yapılmıştır. Şimdi sanayi inkılabına bakacak olursak arkadaşlar sanayi inkılabı nedir? Sanayi inkılabı İngiltere'de insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş anlamına geliyor. Burada buhar gücünün makinelerle birleşmesiyle birlikte üretim insan gücüne daha önce dayanıyordu. Bu durum insanların hem daha fazla emek, zaman harcamasına yol açıyordu hem de harcamalara yol açıyordu. Ancak 18. yüzyılda buhar makinesinin keşfiyle sanayi inkılabı başlayınca bu durum değişti. Sanayi inkılabı neden başladı? Neden? Bilim ve teknik alandaki gelişmeler ve yaşanan bu gelişmelerin üretimde uygulanması arkadaşlar. Buhar makinesinin bulunması arkadaşlar. İcat edilmesi etkili yine. Coğrafi keşfler sonucunda gelişen sömürgeciler yeni sermaye ve ham madde birikiminin oluşması arkadaşlar şuraya deney ve gözleme verilen önemin artması, aydınlanma çağındaki gelişmelerin teknoloji ile birleşmesi de sanayi inkılabının başlamasının nedenlerindendir diyebiliriz. Yani bu tarz bütün gelişmeler yani sanayi ve teknoloji alanında bilimsel alanında meydana gelen gelişmeler sanayi inkılabında başlatıyor. Şimdi nasıl gelişti arkadaşlar? Tabii ilk başta buhar gücü sanayide alanında uygulandı. Makinelerde buhar gücünün kullanımı kömür ve demir sektörünü etkileyerek sanayi inkılabını başlattı. Yani bu kadar basit. Taşımacılık alanında demir yolu, deniz yolu ve karayolunda teknik gelişmeler görüldü. Özellikle demir yolları ve trenlerin geliştirilmesiyle birlikte pazarlar birleşti. Mesafeler kısaldı. Bölgesel ekonominin gelişmesi için gerekli koşullar oluştu. Şehir ve köy ayrımı azaldı. Demir yolunun gelişimi sanayi inkılabının etkilerinin yayılmasına da katkı sağladı. Şimdi sanayi inkılabının sonuçlarına bakarsak daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. İnsan gücünün yerini makine aldı arkadaşlar. Artık bu arayla işleyen makineler çoğaldı. Üretim arttı ve ticaret gelişti. İnsan gücüne ve kas gücüne duyulan ihtiyaç azaldı. Üretilen malların fiyatları ucuzladı çünkü fazla bir üretim var. Avrupa'da insanlar yani yaşam kalitesi yükseldi. Sağlık, temizlik ve konfor anlayışında önemli gelişmeler yaşandı. Tarım, kimya ve madencilik gibi alanlarda gelişmeler oldu. Özellikle tarımdaki üretim artışıyla refah seviyesi arttı. Avrupa'nın geleneksel iş kollarında değişme ve gelişmeler görüldü. Bazı üretim kolları ortadan kalkarken yeni iş alanları ortaya çıktı. Küçük iş yeri ve atölyeler
yerine yüzlerce iş çalıştıran büyük işletmeler aldı. Köyden kente göç hızlandı ve büyük kentler kuruldu. Bu mesela sosyal alanla ilgili. Büyük sermayeli firmalar ve bankalar kuruldu ekonomi alanıyla ilgili. Pazar yeri ve ham madde arayışı önem kazandı. Bu nedenle Avrupa'da devletler, bak, coğrafi keşiflerle sömürgecilik başlamıştı. Sanayi inkılabıyla hız kazandı arkadaşlar. Ticareti yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak için ulaşım sistemleri geliştirildi. Özellikle demir yolu ve deniz yolu ulaşımında önemli ilerlemeler kaydedildi arkadaşlar. Tabii Süveyş kanalı ve Panama kanalları açıldı ve deniz ticareti canlandı. Avrupa'da işçi sınıfı ortaya çıktı ve önem kazandı. İşçi ve işverenlerin sorunlarının çözülmesi için sendikacılık girişimleri başladı arkadaşlar. Şimdi bizim için konunun en önemli kısmı Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne etkileridir. Şimdi Osmanlı Devleti bir kere Sanayi İnkılabı'na ayak uyduramadı ve Osmanlı ekonomisi olumsuz etkilendi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde sanayileşmenin gerçekleşmesi üzerine 19. yüzyılın ortalarında itibaren Osmanlı pazarları Avrupa mallarının istilasına uğradı. Yani Avrupa'daki çıkartılan ürünler kolayca Osmanlı'nın pazarlarına girdi ve Osmanlı ekonomisi bozuldu. Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeleri Osmanlı Devleti'nden karşılamaya başladı. Yani Osmanlı'yı sömürgeleştirmek istediler aslında. Bu durum sonucunda Osmanlı Devleti dışarıya ham madde satan, dışarıdan işlenmiş mal alan bir ülke haline geldi. Ekonomide başlayan bu olumsuz gelişmeler siyasal alanda da çöküşü hızlandırdı. Arkadaşlar burada etkinliğimiz var, etkinlik yapmıyorum, devam edeceğim. Ya daha da sizin için konuyu daha iyi anlayasınız diye arkadaşlar yapayım. Bu arada Osmanlı Devleti sanayisini toparlayamadığı için dışarıdan dış borç aldı. Bu borçları ödeyemeyince Duyun-ı Umumiye adı verilen bir idare kuruldu. Avrupalı devletler borçlarına karşılık bu idareyi kurup yeraltı kaynaklarımıza el koydular. Yani Osmanlı Devleti sanayi inkılabına ayak uyduramadığı için ekonomisi bozuldu diyebiliriz. Evet, bilimdeki gelişmeler teknolojik alanda yenilikler getirmiştir diyor. Yani aydınlanma çağındaki gelişmeler getiriyor arkadaşlar bunu. Devam ediyoruz. Sanayi devrimi insanların sosyal hayatını etkilemiştir. Doğru, çünkü göç hareketleri var biliyorsunuz. Köyden kente göçler var. Avrupa dışındaki ülkelerde sanayi devrimi yaşanmamıştır. Yanlış. Diğer Avrupa ülkelerinde var arkadaşlar bu durum. Sanayi devrimiyle insan ve hayvan gücüne duyulan üretim yerini makinelere bırakmıştır. Bu ifade de doğru olacaktır. Bir tane kıyak geçtim size arkadaşlar. Evet, Osmanlı Devleti'nde toplumsal ve ekonomik değişim arkadaşlar. Osmanlı Devleti 1600'lü yıllarda, yani 17. yüzyıldan itibaren siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda eski gücünü yitirmeye başlıyor. Avrupalılar karşısına alınan yenilgiler, askeri başarısızlıklar, tabii bu daha bu başarısızlıktan askeri alanla sınırlı olması, ıslahatların da askeri alanda yoğunlaşmasına yol açıyor. Daha sonra eğitim, ekonomi, ulaşım, haberleşme ve basın gibi alanlarda yapılan yenilikleri takip ediyor. Islahat demek yenilik, iyileştirme anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela 2. Osman, genç Osman, genç yaşına rağmen ileri görüşlü, yenilikçi ve ıslahatçı bir padişah. Devlet yönetimindeki problemleri çözmek amacıyla yeni projeler geliştiriyor arkadaşlar. Devlet idaresi ordu ve sarayın milli bir nitelik kazanmasını istemiş. Hatta ve hatta ıslahatların, yani yeniliklerin önünde bir engel olan, askeri başarısızlıkların temeli olan Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istiyor. Fakat bu istekleri Yeniçeri tarafından öğrenilince arkadaşlar, yedi kule zindanlarında hapsedilmiş ve öldürülmüştür maalesef. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar, eğer 2. Osman, yani genç Osman yaşasaydı çok sağlam yenilikler olabilirdi. Yeniçerilerin 2. Osman'ın devlet sistemine yönelik planlarına karşı çıkmaları Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketlerini nasıl etkilemiştir? Islahat hareketlerinin yapılmamasına ve yavaşlamasına yol açmış. Şimdi 2. Osman'dan sonra en önemli ıslahat hareketleri 4. Murat döneminde gerçekleşmiş. 4. Murat yaptığı ıslahatlarla Osmanlı Devleti kısa sürede içinde olsa eski gücüne kavuşturmuş. Hatta burada Koçi Bey adı verilen bir kişi Koçi Bey Risalesi'ni hazırlamış. Devletin kötü gidişatı, neden kötüye gidiyoruz diye bir araştırma yapmış ve 4. Murat'a sunmuştur. 4. Murat tütünü yasaklamış, alkolü yasaklamış. Gece geç saatlerde sokağa çıkma yasağı getirmiş. Bayağı arkadaşlar yani ekonomik anlamda devleti toparlamaya çalışmış. 3. Selim Osmanlı'nın en yenilikçi padişahlarından biridir. 3. Selim birçok alanda yenilik yapmaya çalışmıştır arkadaşlar. 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlar arkadaşlar. Şimdi Nizam-ı Cedid adı verilen yeni bir ordu kuruluyor arkadaşlar. Bu ordunun giderlerini karşılamak için İrad-ı Cedid adında bir hazine oluşturuyor, bir bütçe oluşturuyor. Ordunun eğitimi için arkadaşlar
Levent kışlaları kurulmuştur arkadaşlar. Onu Levent yazalım şuraya. Levent kışlalarını oluşturmuştur. Devam edelim. Yabancı dil eğitimine önem veriliyor. Hatta tercüme odaları kuruluyor arkadaşlar. Birçok kitap Türkçe'ye tercüme ediliyor. Kültürel alanda gelişme sağlanıyor arkadaşlar. Yine birçok kitabın Türkçe'ye çevrilmesiyle kültürel alanda gelişme sağlandığını söyleyebiliriz. Yerli malı kullanılmasını özendiriyor. Avrupalı devletlerin önemli başkentlerine Londra, Paris, Viyana ve Berlin'e daimi elçilikler açıyor arkadaşlar. Tabi bununla Avrupa'yı örnek aldığımızda kanıt olarak gösterilebilir. Hatta ilk daimi elçimizin adı Yusuf Agah Efendi'dir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Avrupalı devleti daha yakından tanınması amaçlanıyor arkadaşlar bu gelişmeyle. Mühendisane Berri Hümayun yani Kara Mühendis Okulu ile yeni bir askeri okul açıyor. Avrupa'dan yabancı uzmanlar getirerek ordu düzenleniyor. Tersaneler onarılarak işler hale getiriyor. Yani denizciliğe önem verdiğinin kanıttır bu. 3. Selim döneminde askeri alandaki ıslahatlara daha fazla ağırlık verilmesinin nedenleri nelerdir? Arkadaşlar toprak kayıplarının fazla olması bu durumun temel nedenidir. Toprak kayıplarının fazla olması ve askeri başarıların fazla olması askeri alandaki ıslahatlara önem verilmesinin temel nedenidir sevgili arkadaşlar. 3. Selim yaptığı ıslahatlarla Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtaramamış fakat çağdaşlaşma yani ileriye taşınma yolunda önemli bir adımlar atmıştır ve sonraki padişahlara da örnek oluşturmuştur. 3. Selim yaptığı ıslahatlar Yeniçeri Ocağı tarafından tepkiyle karşılanıyor. Yeniçeriler özellikle Nizam Cedid ordusunu kendilerine bir tehdit ve alternatif olarak görmüş ve bu yenilikleri önlemek amacıyla 3. Selim'i tahtında hançerleyerek öldürmüşlerdir sevgili arkadaşlar. Böylece bir ıslahat dönemi acı bir sonuna da sona ermiş. 2. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar 2. Mahmut Avrupa'yı o kadar çok örnek alıyor ki gavur padişah olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Avrupa'ya aşırı örnek oluyor ve Avrupa tarzında birçok yenilik yaptığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Batı'yı oldukça fazla örnek alıyor. Devlet ile ayan ve derebeyler arasında arkadaşlar senedi ittifak adı verilen bir senet imzalıyor. Bu da Osmanlı padişahlarının yavaş yavaş otoritesini kaybettiğini gösteriyor arkadaşlar. Buna göre ayanlar padişaha bağlılıklarını devlete vergi ve asker göndermeyi taahhüt etmiş. Devlet ise ayanlara varlıklarını ve çocuklarına geçen haklarını tanımıştır arkadaşlar. Burada çok önemli bir olay var. Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor yerine arkadaşlar. Tabi bu olay hayırlı bir olay olarak bilindiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Vakayı hayriye olarak adlandırıyoruz. Hayırlı bir olay. Islahatların önündeki engel oldukları için kaldırılıyor ve ıslahatların önü açılıyor arkadaşlar. Bunun yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruluyor. Muhammed'in kutlu askerleri adıyla yeni bir ordu kuruluyor arkadaşlar. Yeni kurulan asker ocağına devrin ihtiyaçlarına göre talim ve terbiye verilmesi için yeni silah verilmesi ve özel kıyafetler giydirilmesi kararlaştırılıyor. Topçu, humbaracı ve lağımcı ocakları ıslah ediliyor. Harbiye ve askeri tıbbiye mektepleri kurularak kurumların eğitim ve öğretim kalitesini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Avrupa'dan uzmanlar getirildi. Evet, yeni kurulan asker ocağına devrin ihtiyaçlarına göre talim ve terbiye verilmesi, yeni silah verilmesi ve özel kıyafetler giydirilmesi kararlaştırıldı. Yani askeri açıdan Avrupa'yı tam anlamıyla 2. Mahmut'un örnek aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi topçu, humbaracı ve lağımcı ocakları ıslah edildi. Harbiye ve askeri tıbbiye mektepleri kurularak yani okulları kurularak kurumların eğitim ve öğretim kalitesi en üst seviyeye çıkarmak amacıyla Avrupa'dan yine uzmanlar getirildi ki bu uzmanların birçoğu arkadaşlar Fransız. Çünkü bizim bu dönemde Fransa ile ilişkilerimiz çok çok gelişmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi yeni okulların öğrenci ihtiyacını karşılamak için medrese ve mekteplere ilave eden Rüştiye arkadaşlar. Rüştiye Rüştiyeler açıldı arkadaşlar. Rüştiye Osmanlı Devleti'nde ortaokul düzeyinde eğitim veren kurumlar. Diğer taraftan devlet memuru yetiştirmek için 2. Mahmut döneminde Mektebi Marifi Adliye adı verilen okullar açılmıştır arkadaşlar. Yani ıslahat çalışmaları kapsamında ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çeşitli sahalarda uzman ve araylama yetiştirmek için
Arkadaşlar Avrupa'ya birçok öğrenci gönderiliyor ki bu öğrenciler Osmanlı'ya döndükten sonra meydana gelen gelişmeler zaten sizin 8. İnkılap tarihi konularınızı başlatıyor. Zaten önümüzdeki sanayi inkılabı, Fransız İhtilali, diğer taraftan arkadaşlar sanayi inkılabı, Fransız İhtilali ve işte Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı, Meşrutiyetin ilanı, Jön Türkler, Avrupa'ya gönderilen öğrenciler Osmanlı'ya döndükten sonra biz bunları Jön Türkler olarak adlandırıyoruz. Bunlar önümüzdekinin konuları arkadaşlar. Daha sonra Ful Mustafa Kemal. Arkadaşlar 2. Mahmut döneminde eğitim ve öğretim parasız oldu ve ilk öğretim zorunlu hale geldi. Açılan okulların ilmi derecesini yükseltmek amacıyla lüzumlu fen ve teknik kitapların tercümesi için Batı dillerinde tercüme odaları kuruldu. Tercüme odaları. Tabii Batı eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesi arkadaşlar elbette Batı'daki meydana gelen teknik gelişmelerin Osmanlı'nın daha kısa sürede, Osmanlı ayından daha kısa sürede benimsemesini sağladı arkadaşlar. Islahatlarda eğitim öne verilmesinden neler olabilir? Çünkü eğitimsizlik temel neden, hani Osmanlı'nın geri kalmış olmasının. Aslında ıslahatların tam kökenine inilmiş diyebilirim 2. Mahmut döneminde. Çok mantıklı çalışmalar zaten bunlar. Avrupa devletlerinin elçileri göndermeye devam edildi arkadaşlar. Takvim Vekai adıyla ilk resmi gazete yayınlandı. Bu kültürel alanda yapılan bir çalışmadır. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar, mesela ilk posta ve polis teşkilatı kuruldu 2. Mahmut döneminde. Sevgili arkadaşlar, tımar sistemi kaldırıldı. Avrupa öğrenciler gönderildiğini söyledi zaten. Yani 2. Mahmut döneminde birçok yenilik söz konusu arkadaşlar. Şimdi 2. Mahmut döneminde kılık kıyafet alanında da çalışmalar var. Kıyık söyleyemedim ya. Kılık kıyafet alanında da önemli yenilikler yapılmış. 1829'da çıkarılan kanun ile arkadaşlar devlet memurlarının kavuk, sarık, şalvar ve çarık yerine fes, pantolon ve ceket giymeleri istenmiştir. Bu da önemli arkadaşlar. Tabii toplumun görüntüsünü değiştirmeye yönelik de yapılan önemli bir çağdaşlaşma hareketidir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi özel gazeteler de çıkıyor. Bu neden özel gazeteler çıkıyor arkadaşlar? Çünkü farklı gazeteler farklı düşünceler demek ve düşüncelerin daha hızlı yayılması demek. Mesela ben buraya bir tanesini yazayım arkadaşlar. Tercümanı Ahval. Hocam bunları bilmemiz gerekiyor mu arkadaşlar? Listede karşınıza çıkacak. Çok da önemli. Şuraya tiresini koyalım. Çok da önemli değil ama listede karşınıza çıkacağı için öğrenseniz iyi olur arkadaşlar. Evet, Fransızca olarak Avrupa ülkelerine gönderilen gazetelere Osmanlı propagandası yapılıyordu. Bu yolla devlet içinde olan olaylar, yenilikler dünya kamuoyunu ulaştırıyorlardı. Avrupa basınında Osmanlı Devleti ve 2. Mahmut hakkında yapılan yayınlar takip ediliyordu ifadesi kullanılmış. Tabii ilk çıkan gazeteler Osmanlı Devleti'nin nasıl değişimle yaşamasına neden olmuş. Arkadaşlar bilgi birikimin hızının daha hızlı bir şekilde yayılmasına ortam sağlıyor. Kültürel etkileşime, iletişimin artmasına imkan sağlıyor. Bu da önemli arkadaşlar. Tabii Divan-ı Hümayun kaldırılıyor 2. Mahmut döneminde yerine nazırlıklar yani bakanlıklar kuruluyor arkadaşlar. Şimdi burada sadrazam, defterdar, reisülküttab, sadrazam ketüdası, vakıflar özür dilerim, sadrazam kütahyası görevlerini sadrazam başbakan olarak, defterdar maliye bakanı olarak, reisülküttab dışişleri bakanı olarak, sadrazam ketüdası da İçişleri Bakanı olarak devam ediyor arkadaşlar. Sadrazam başvekil, defterdar arkadaşlar, reisülküttab hariciye bakanlığı, İçişleri Bakanı, Dahiliye Bakanları tarzında isimlendiriliyor. Çok önemli değil. Onun için bir şey yazmama gerek yok. Vakıflar için arkadaşlar, vakıflar genel müdürlüğü kuruluyor mu? Hayır, o Atatürk döneminde kuruluyor. Vakıflar için ne kuruluyor? Sevgili arkadaşlar, vakıflar için ne kurulduğunu sordum ama kendi kendime soruyorum tabii bunu. 2. Mahmut tarafından arkadaşlar sultanlara ve yakınlarına ait dağınık bir vaziyette bulunan vakıfların idare edilmesi için
Evkaf-ı Humayun Nezareti kuruluyor arkadaşlar. Bu da yine şeye bağlı. Bakanlığa, yani bu yeni kurulan nezarete bağlı arkadaşlar. Evkaf-ı Humayun diyoruz. Bildiğim gibi bunlar detay arkadaşlar. Lisede karşınıza çıkacak. Ben de çok uzatmayacağım aslında. Başka arkadaşlar, 1831 yılında ilk nüfus sayımının yapıldığını bilin. Bu sayımın temel amacı da devlete vergi veren ve askere gidecek olan kişilerin tespit etmek olduğu için sadece erkekler ve öküzler sayılıyor arkadaşlar. Bu tabii öküzlerle askeri gücü, erkeklerle yine askeri gücü belirliyor ve erkekler vergiye tabi olduğu için vergi sayısını da, vergi miktarını da belirlemek için sadece arkadaşlar kimi dahil ediyor? Elbette erkekleri ve öküzler sayılıyor arkadaşlar. Kadın da sayılmıyor. Bunun için Osmanlı'nın toplam nüfusuna biz bu dönemle ilgili ulaşamıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. İlk postane kurulmuş arkadaşlar. İlk postane kurulmuş ve Üsküdar'dan İzmit'e kadar bir posta yolu yapılmıştır. Bu arkadaşlar haberleşme anıyla ilgilidir. Bunu unutmayın lütfen. Karşınıza çıkar arkadaşlar. Nüfus sayımının amacını da size söyledim. Zaten temel amaç vergi veren kişileri belirlemekti arkadaşlar. Şimdi 2. Mahmut döneminde Türk tüccarları, Avrupalı tüccarları rekabet edebilmeleri için gümrük kolaylıkları getirildi. Böylece ülkemiz içinde ve dışında yapılacak seyahatler için bazı esaslar kabul edildi. Buna göre ülke içinde seyahat yapacak halk mürur kezkeresi, geçiş belgesi taşıyacak. Ülke dışına çıkacaklar da Harciye Nezaretinden Dışişleri Bakanlığı'ndan pasaport alacaklardı. Böylece 2. Mahmut ıslahata yönelik icraatlarıyla Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Tanzimat döneminin kapısını açtı, ancak Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki yayılmacı emellerini hızlandırdığı bir dönem başladığından ıslahatlar pek de amacına maalesef ulaşmadı arkadaşlar. Ama Osmanlı'nın büyük bir oranla değiştiğini 2. Mahmut döneminde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu yenilikler tarihin gelişimin doğal bir sonucu mu, yoksa zorunluluktan mı kaynaklanmış? Arkadaşlar bence zorunluluktan değil. Artık Avrupa gelişiyor, her taraf gelişiyor. Siz geri kalamazsınız yani. Bence artık tarihi gelişimin doğal bir sonucudur. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak belirtebilirsiniz. Sultan Abdülaziz döneminde arkadaşlar İzmir Aydın arasında İngilizler tarafından ilk demir yolu hattı açılıyor. İlk demir yolu hattının İzmir Aydın arasında olmasının nedeni de bölgenin nüfus ve ekonomik potansiyelinin diğer bölgelere göre yüksek ve İngilizler için gerekli olan ham maddenin yoğun oluşu ile ilgili. Yani onlar çıkarcı aslında, politikalarını korumak için bilmeden Osmanlı'da neyi değiştiriyorlar arkadaşlar? Osmanlı'da ulaşım alanında gelişmelere imkan sağlıyorlar. Tabii diğer tarafta Sultan Abdülaziz ayrıca 1867'de 46 gün süren bir Avrupa seyahati yapmıştır. Bu seyahat bir Osmanlı padişahının Avrupa yaptığı ilk seyahattir yani. Önemli arkadaşlar, Sultan Abdülaziz'in hatta ben resmini görmüştüm. Çok insan değişik oluyor. İlk defa bir Osmanlı padişahı ziyaret amaçlı, fetih yapmak için değil, ziyaret amaçlı Avrupa'ya gidiyor. Şimdi seyahatname arkadaşlar, gezip görmeyi iş edinen kişiye seyyah diyoruz. Bu seyyahların yazmış olduğu eserlere de seyahatname diyoruz. Bu seyahatnameler geçmişten günümüzde işte Osmanlı Devleti'ni ziyaret eden, Anadolu topraklarını ziyaret eden birçok seyyah var. Bunlar yazmış oldukları eserlerde Türk kültürünü, Osmanlı kültürünü gözlemleyip yazmışlardır. Mesela Alexis de Valan diye bir seyyahımız var. Demiş ki Süleymaniye Camisi'nin bir köşesinde bir üst üste dizilmiş sandıklar görülmektedir. Bu sandıklarda yolculuğa çıkan Müslümanların babası küçük yaşta ölen yetimlerin paraları saklanmaktadır. Yetimler büyüdüklerinde babalarından kalan parayı olduğu gibi bulmaktadırlar. Kutsal yerlerde hırsızlık olduğu asla görülmemiştir. Bu Türklerin arkadaşlar dürüstlüğünden bahsediyor. Mesela Alexis de Valan Türk Osmanlı kültüründeki dürüstlükten bahsediyor. 19. asırda Türk evleri umumiyetle aynı model yapılmıştır. İki katlıdır ve kafesli pencereleri vardır. Osmanlılar evlerini boyamak için tercih ettikleri renkler sarı, pembe ve açık mavidir. Eşyalarını ekseriyetle koyu kırmızı döşüyorlar. Bu da arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki mimari yapı ya da sanata vurgu yapmıştır diyebiliriz. Bütün işler burada süratle yapılır. Bir mesele ortaya koyulunca araştırılır, yargılanır ve hükme bağlanırdı. Bir dava en fazla 4 ya da 5 gün içinde neticelendirilirdi. Bu da arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki adalet
anlayışıyla ilgili bize bilgiler vermiş. Yanlış yere gitmeyelim. Etkinlikler var arkadaşlar. Burada etkinlikleri yapmayacağım size çünkü başka bir konudan bahsetmem gerekiyor. Bir sürü etkinlik var arkadaşlar. Keşke yapsam değil mi? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde sanatla ilgili birkaç cümle kurmam lazım. Osmanlı Devleti'nde sanat. Sevgili arkadaşlar bakın. Osmanlı Devleti'nde gelişen sanat dalları minyatür, hat sanatı var arkadaşlar. Çinicilik. Ondan sonra başka bir tane daha var. Mesela çömlekçilik arkadaşlar. Bunlar Osmanlı Devleti'nde tiki en önemlilerini yazmadım arkadaşlar. Ebru sanatı. Bunlar Osmanlı Devleti'nde gelişen sanat dallarıdır. Minyatür arkadaşlar. Resim çok gelişmediği için daha küçük insanların daha küçük gösterildiği, önemli kişilerin daha büyük gösterildiği belli bir perspektife dayanan resim yapma sanatıdır minyatür. Hat arkadaşlar güzel yazı yazma sanatıdır. Çini porselenlerin arkadaşlar süslendiği, güzel böyle renkli süslendiği bir sanat dalıdır. Çömlekçilik çamurdan biliyorsunuz yapılan kapkacaklardır. Ebru sanatı suyun üzerine damlanan mürekkebin şekil verilerek yapıldı ve kağıda aktarıldığı bir sanattır. Bunun da Osmanlı Devleti'nde gelişen sanat dallarıdır. Bunları unutmayın. Tabii Osmanlı'ya gelip gezmek için gelen seyyahlar Osmanlı Devleti'nin yardımseverliğinden, hayvanseverliğinden, mimari yapılarından, hoşgörülü olmasından, yardımlaşma duygusundan, misafirperverliğinden, cömertliğinden birçok özelliğine değinmiştir Osmanlı'nın. Bu da Osmanlı'nın ne kadar oturmuş bir kültüre sahip olduğunu, bu duygulara ne kadar önem verdiğini bize gösteriyor. Arkadaşlar çok uzun bir anlatım oldu. Ben önemli yerleri vurgulamaya çalıştım. İşiniz kolaylaşsın diye biraz. Umarım beğenmişsinizdir. Vallahi hani elimden gelen bu kadar. Hani kağıt çıkartıp kağıt üzerinden anlatmaya geçenki gibi vaktim yok. En fazla bu şekilde size yardımcı olabiliyorum. Hakkınızı helal edin yani bunun için. Yoksa daha güzel olabilirdi. Daha kaliteli yapabilirdim. Kusura bakmayın arkadaşlar onu söyleyeyim. Eğer beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazın arkadaşlar. Çünkü ben bütün yorumları görüyorum, okuyorum ve birçoğuna da kalp atıyorum zaten. Birçoğuna cevap veriyorum. Yeter ki siz yorum yazın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Çok yakında inkılap tarihi diyorum. Sosyal bilgiler soru bankam çıkacak arkadaşlar. Çıktıktan sonra açıklama kısmına satış linkini bırakacağım. Almak isteyenler alabilirler. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Metin Hoca'yı siz 20 bin üzerine taşıdınız. Şimdi Metin Hoca'yı 100 bin üzerine taşıma zamanı. Abone olursanız çok sevinirim. Destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.